Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ümüzün Samsun'a ilk ayak bastığı, Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı ilk başlattığı gün. 19 Mayıs 1919'da başlamıştı. Şanlı zaferin başlangıcı. Hepimiz Atatürk torunları, Tabii. hepimiz Atatürk evlatları Çocuklarıyız. olmaktan gurur Gurur duyuyoruz duyuyoruz. efendim. Günaydın bu mutlu, kutlu ve özel günden. Efendim herkese günaydın diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Tabii ki bugün çok özel bir gün. 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tam bağımsızlık ve özgürlük umutlarını inanca dönüştürecek o kurtuluş savaşı, o kurtuluşun ateşinin yandığı gün bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu ve mutlu olsun efendim hepimize. Evet, yani hepinize ben dediği gibi nice 19 Mayıs'lara unutmayalım, unutturmayalım diyorum. Evet, Gençlik ve Spor Bayramı. Aslında ne kadar önemli gençlik, değil mi? Gençlik. Gençlik çünkü gelmiyor. Bakın ay, ama evet. Bayramı devam ediyor ama gençlik bir yerden sonra bitiyor. Evet, evet. İşte bu bir bayrak. Bunu biz şimdi yeni nesillere, işte daha gençlere, bir evet. önceki nesle, aktarmak. Bir sonraki nesle aktarmak hep durumunda kalıyoruz. Bu güzel bayramı bize armağan eden Ulu Önder Atatürk'ümüze yine tekrar minnetlerimizi sunalım ve saygıyla, özlemle analım. Bir de Bircan'cığım, bu bayramların en güzel taraflarından bir tanesi de o Türk bayraklarının her yere asılması. Evet. Keşke her zaman asılı kalsa değil mi bayrağımız? Çok güzel bayrağımız. Evet. Gerçekten çok güzel. Evet. Evet ya, bizim evet bu şanlı bayrağımız şu an stüdyoda dalgalanıyor. Evet, dalgalanıyor her yerde. Ya neler çektik şu teknoloji gelene kadar. Şuraya bayraklar asıyorduk, düşüyordu. Aman kaldıralım falan. Değil mi? Neler çektik ki bunlar geldi bak. Teknoloji olmadan çok kötüydü. Her şey kötüydü. Evet, teknoloji vallahi. De iyi ki. Hem çok tehlikeli. Evet. Hem çok güzel. Ha, bayrakları el yordamıyla asıyorduk. Sevgili yönetmenim hatırlar, düşüyordu. Yamuluyordu. Allah korusun düşmesin. Başımıza koyup tekrar. Bayrak namusu. Bayrak namustur. Doğru söylüyorsun. Evet. Herkes vatanına ve bayrağına sahip çıksın. Çok önemli süreçten geçiyoruz ülke olarak aslında. Tam da bugünlere denk geldi. Hepimiz için, evlatlarımız için hayırlısı neyse olsun. Kesinlikle. Öyle bir süreç gerçekten. Ama benim bayrak demişken yıllardır gözümün önünden gitmeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yurt dışı seyahatinde bayrağın önüne ayak basmadan toplayıp öpüp yanına koymasıydı. Öyle büyüdük ama. Evet. O ha. beni çok etkilemişti. Evet, hepimiz için. İnanılmaz namus etkilemişti. Olarak büyüdük yani. Evet. Bayrağı basmadı basınlar. Bayrağı. Ve bütün evet. liderler kendi bayraklarının üzerine basarken Sayın Cumhurbaşkanımız basmayıp, onu katlayıp, öpüp kenara koyduk. Çünkü bizim bayrağımızda çok evet. şanlı zaferler var. Evet. Çok kan var, çok evet. şehitlerimiz var, çok askerlerimiz var. Bizim bayrağımızda Atatürk'ümüz var. Evet. Basılmaması gerektiğini, kesinlikle. Kutsal olduğunu bilerek evet. büyüdük. Evet. Evet. Bugün de böyle bir gün. Efendim 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Evet. Ve biz de şimdi klasikleşmiş Öz Hakiki magazin turuna gideceğiz. Dönüşte iletişim adreslerini verelim. Herkes takip etsin. Önce magazin turu. Buyurun. Güzel sunucu Ece Erken ödül töreni öncesi evden paylaştı. Yer aldığı gecede Rafet Erroman'da sahne aldı. Gelin o geceye geçelim. Eski eşi Tuğba Altıntop'la arkadaşlıklarını sürdürmeleri hakkında cevap verdi Rafet Erroman. Bence çocukları olan bütün tüm ayrı çiftler iyi geçinmek zorunda. Çünkü eğer annelerine veya babalarına ters davranırsanız çocuklarınızı üzersiniz. Ve o yüzden çocuklarınızı mutlu etmek istiyorsanız onların annelerine veya babalarına sevgi dolu, saygı dolu davranmanız gerekir. Yanındaki kız arkadaşını sorduğumuzda yok öyle bir şey dedi. Sağ ol, yok yeter artık. Yok kız arkadaşı. Geçelim eski eşi Tuğba Altıntop'a. Rafet Bey reddetti ancak eski eşi Rafet Bey'in ilişkisi hakkında konuştu. Geçmişte yaşadığı sıkıntılı boşanma dönemini atlatmışlar. Mutluluklar diledi. Kızlardan sonra beraber bir plan var mı? Yo, hayır, sanırım kız arkadaşıyla gelmiş Rafet. Sanırım onlar devam edecek, bizim başka planlarımız var. Olmuyor mu hani kıskançlık vesaire, kız arkadaşıyla geldi diyorsunuz? Hayır, ne demek, aşk olsun. Öyle şey mi olur? Hiç mi olmuyor yani? Hiç olmuyor tabii ki. Aslında öyle bir şey yok. Hatta onun mutluluğunu istiyorum. Tanıştınız mı peki kız arkadaşıyla? Yo, hayır, tanışmadım. Sadece ismini biliyorum ama. Onlar öyle devam edecekler. Allah mutluluk versin, bilmiyorum ne olacak. Belki de evlilikle taşlanır.
Evlilik olursa peki düğününe gider misiniz? İnşallah diyelim. Ne diyelim? Yani önemli olan Rafet'in mutluluğu. Olay masraf. Böyle cenaze faturası görülmedi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze masrafları için 162 milyon sterlin harcandığı belirtildi. Davete katılan Defne Sami'nin büyük kızı Deren Talu'nun şiddet iddiaları hakkında konuşmak istemedi. Merhabalar Deren Hanım, nasılsınız? Röportaj yapmasam olur mu? Niye? Yani şu an çok istemedim. Bir neler yapıyorsunuz onları öğrenseydim. Yani çok söyleyecek bir şeyim yok zaten. Bir darp iddiaları vardı, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında bilinmeyen gerçek. Şarkıcı nasıl mesleği zaman zaman unutulsa da şarkıcı gerçekte dişçiymiş. Usta oyuncu Erkan Can şoku yaşadı. Dolandırıldı. Bankadan aradıklarını düşündüğü dolandırıcı şahıslara yaklaşık 100 bin TL'sini kaptırdı. Sözde banka çalışanının 10 yıla kadar hapsi istendi. Behzat Uygur ve Süheyl Uygur kardeşler Türk dizi sahnelerini tiye aldı. İşte iki kardeşin esprili videosu. Sinem Kobal'dan aşk dolu itiraflar. Bir dergiye konuşan güzel oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile evliliği hakkında şu sözleri kullandı. Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lali'nin sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum. Ayrıca Sinem Kobal ikinci kızı Leyla'nın ayakkabısıyla kendi ayakkabısını sosyal medya hesabından paylaşıp beğeni topladı. Sibel Can mahkemeye başvurdu. Şarkıcı Sibel Can, Türk Sanat Müziği isimli albümünde yer alan 12 eseri izinsiz ve hukuka aykırı şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla bir müzik şirketine dava açtı. Şebnem Bozoklu'dan eşine ilanı aşk. Güzel oyuncu Şebnem Bozoklu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın empati programına konuk oldu. Eşi Kanat Atkaya'ya hayranlığını dile getirdi. Johnny Depp'in dişleri olay oldu. Sarı ve çürük. Dünya ünlü yakışıklı oyuncunun son hali hayranları tarafından sınıfta bırakıldı. Karayip Korsanları filminin çekildiği o ada satılıyor. 100 milyon dolara satışa çıkartan adaya Kim Kardashian'ın talip olduğu söyleniyor. İşçilden lahmacuna gelen zamlara çözüm geldi. Güzel oyuncu Bade İşçil bu yazı Bodrum'da geçirecek. Bodrum'da 475 TL'ye varan lahmacun fiyatları sorulunca Bade İşçil mutfakta yetenekli olduğunu ve lahmacunu evde yapıp plaja götüreceğini ifade etti. Yaman'dan iddialı sözler. İtalya'da yakışıklı oluşu ve kaslı vücudu sayesinde bir hayran kitlesi elde eden Can Yaman yaptığı açıklamada oyunculuk hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Yakışıklı olmasaydım daha da başarılı olurdum. Önyargıların ötesine geçmemiz gerekiyor. Benden daha güzel insanlar var ama görünüşe azim, disiplin ve kararlılık gibi başka erdemler eşlik etmezse uzağa gitmiyor. Yetenek kadar güzellik de tek başına yeterli değil. Sizce Can Yaman iyi bir oyuncu mu? Vizyona girdi, deprem oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Meselesi filmi depremler dolayısıyla yayından çekilmişti. Ünlü şarkıcının filmi 2 Haziran'da şansını bir kez daha deneyecek. Özcan Deniz'e Samar Datkar'dan doğum günü kutlaması. Nükhet Duru, Ozan Güven gibi isimlerle aynı gün doğan Özcan Deniz'in bugün doğum günü. Kendisinden yaş be yaş küçük eşi Samar Datkar eşinin doğum gününü böyle kutladı. Datkar paylaşıma iyi ki doğdun kocam yazdı. Bir diğer paylaşıma da İngilizce bir şekilde seni seviyorum dedi. Hayatımın son virajında da hayatıma giren Yalı Çapkını hayranlarına üzen haber. Dizide Fuat karakterine hayat veren Doğukan Polat dizide ölerek sevenlerine veda edecek.
dizinin yeni tanıtımında gelen silah sesleri de hayra alamet değil olarak yorumlandı. Ayrıca fragmanda Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun öpüşme sahnesi çok konuşuldu. Onlar da veda ediyor. Yüzyıllık Mucize dizisinin final kararının ardından Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın birlikte oynadığı Kraliçe'de reytinglere boyun eğdi. 11. bölümüyle final yapacak. Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah Avrupa'ya açılıyor. İkilinin geçtiğimiz yıllarda birlikte oynadığı Kurt Seyit ve Şura İtalya'da ekranlara gelecek. Bakalım dizi yurt dışında izlenecek mi? Magazin turu bitti. Aa, size bir şey soracağım. Bu Rafet Er Roman'la eski eşi Tuğba Altıntop olaylı ayrılmışlardı. Evet. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Havalimanında çocuklar. Evet. Alıp kaçırıyor Almanya'ya diye. Ya kaçırmadan ziyade artık anneleriyle görüşemeyeceklerini orada evet. Böyle ellerini ayrıla ayrıla. Çok üzücü bir durumdu. Çok üzücü bir ayrılık. Çok yani üzücüydü. Hiçbir evlat o kadar küçük yaşta anneden ayrılmayı hak Asla. Etmiyor. Anneden Asla. Ayrılmak ya. Tabii. Ha, bence Tuğba da on numara anne. Hatta en son bir köpek saldırıyor. Allah helal olsun. Yani ya, evet. Diyor ki ben Hatta hayvanın aldayım. Alanına girdim. Evet evet. Tuğba çok iyi kalpli. Helal kızlar. Olsun yani. Evet. O da Adanalı. O benim hemşerim. O çok iyi kalpli. Belli ama. Çok temiz yürekli. Herkes iyi olsun diyen Belli. Bir kızdır. Hep de mutlu olmasını isterim. Bir şu tutturamadı ilişki, evet. Aşk hayatını. Ama hep birbirleriyle ilgili çok güzel konuşmuyorlar mı? Zaman ne kadar enteresan. Zaman o sinir o şey geçince, siniri geçince evet. insanın şey yapıyor. Yalnız maşallah Rafet de hiç boş kalmıyor. Yok Rafet çok çapkın çok çapkın bir adam. Ayrılma yani. Sebepleri de o değil miydi zaten yine? Tabii çapkınlık. Rafet'in evinde çalıştığı hanımefendiden bir çocuğu var biliyorsunuz değil mi? Maşallah. Evet, bir oğlu var değil mi? Bir oğlu var. Rafet de belli. Rafet maşallah yani. Ama mesela Tuğba şu anda bu süreçte kızlarının babasıyla ilgili çok doğru bir yol izliyor. Tabii ki de. Yani düşman olmaya gerek yok. Kaldı ki Rafet El Roman'ın Tuğba'ya yaptığı o kadar hani evlatlarından ayıracak kadar kötülük bu kadar bu yani bir kötülüğe karşı yine Bravo. Tuğba çok büyük bir olgunlukla Sevgiyle. İlişkisini sürdürüyor. Çünkü çocukları var, çocuklarının hatırı var. Olması gereken de bu. Tabii ya helal olsun yani. Her kadın böyle olamaz. Bu gecenin sonunda Ece ile Ece sunuyor galiba. Bu gecenin sonunda Rafet bir hanımefendiyle geceden ayrılıyor. Ve hemen arkasından da Tuğba'ya soruyorlar. Rafet Er Roman bir ilişkiye başladı işte evlense düğününe gider misiniz falan. Çok mutlu olmasını isterim inşallah diyor. Ha, düğüne gitmek çok marjinal bir karar olabilir ama hani ne yapacağım eski eşimi var mı? Ben de evet. Ama hani mutlu olmasını Destekliği istemek. Destekliği olması güzel bir şey. Bir kere çocuklarımın babasıysa ya da çocuğumun babasıysa mutlu olmasını isteme refleksi ister istemez olur. Tabii ki. Çünkü zaten benden gitmiş yani ama gitsin mutlu olsun. Çünkü başıma musallat dolu. Ama o sevgi bittiyse. Zaten sevgi bittiyse. Yani sevgi, sevgi bittiyse, kinin bittiyse, nefretin bittiyse ve iyisen ama gerçekten kötü ayrıldıysan ve adam ayrıldığın süreçte senin burnundan getirdiyse dersin ki iyiyiz. Lanet şeytan alsın. Şimdi onların üstünden çok sular aktı ya. Aynen. O yüzden. Şimdi sizi görkemli bir cenaze törenine götürmek isterim. 162 milyon sterlin. Bu Türkiye Türk parasına çevrilmemiş hali. Türk parasına çeviriyorum. 4 milyar lira. Ne bu? Şey cenaze töreni. Kimin cenaze töreni? Tabii kimin olabilir? Elizabeth. Daha yeni mi gömdüler? Hayır. Şey, yani, totalde çıkan rakam yeni hesaplandı hayatım. 162 milyon sterlin. Ya ne yapılmış olabilir bir ölüyü gömmek için? Bir de ölmesi o kadar uzun sürdü tören, ki. Tören. Tören tüm dünya üzerinde çok etkiye sahipti. Bir kere Kraliçe Elizabeth herkesin tüm dünyanın tanıdığı ve bildiği bir liderdi aslında ama tüm Londra'da, İngiltere'de ve tüm dünyanın her yerinden sırf bu töreni izlemeye gittiler. Bir kere saray orada evet sembolik ve saray ihtişamı temsil ediyor. Kesinlikle. Zenginliği temsil ediyor. Evet sembolik bir saray var yönetimde çok aktif olmasalar da fakat
Büyük Britanya deyince akla insanların hemen Bilse geldiği evet. muazzam bu saray kültürü geliyor. Saraydan da cenaze öyle 3-5 bine çıkmıyor yani. 4 milyar lira nedir ya? Liradan, milyardan şey sonraki rakam ne? O parayı çıkartmış bile olabilirler. Çünkü cenaze izlemeye gelen turistlerden, otel turistler Tabii. çıkmıştır o para zaten. Ben David Beckham'ı da hatırlıyorum. Çıkmıştır Herkes yani. Herkes gitmişti oraya. Bu da yani sonuçta koca bir tarih gömülüyor. Yani. Benim kraliçem ölse ben bir YouTube kanalı açarım direkt. Ne yapacaksın? Abone olmayanlar izleyemez diye. Ay benim sars karmaz. Koyarım ya. Özel. Oradan alırım parayı götürürüm. Kraliçenin ölümü öyle bedavaya izletilmemeliydi. Yani ama izlettiler. İzlettiler. Biz izledik. Yani sonuçta bir kraliyet ailesinin bir geleneği var. Yani halkını zaten o kadar kapalı yaşıyorlar ki müsaade etsinler de bir düğünlerinde, cenazelerinde de halkla bunu paylaşsınlar. Zaten kendi işlerinde çok kapalı yaşıyorlar. Hiç anlamıyorum ama gidip izler miydim orada olsaydım? İzlemezdim ben ya. Sen sıkılırdın. Bana basar. Sen sıkılırdın. Ay ben izlerdim biliyorsun. Neyi geçtiğimiz haftada Charles'ın... Gıy atla geçecek. Ya, taç töreni ama vardı. Ama ben çok eski Kraliçe Elizabeth'in bir şeyini izlemiştim. Historisini çekmişlerdi. Ya hayat hikayesini. Hı-hı. Kraliçe Elizabeth'in taç takma töreni daha ihtişamlı olmuş o dönemlerde ya. Tabii canım. Çok daha ihtişamlı. 1930'larda mı? Charles'a böyle yampirik yaptılar. Çok bayılmıyorlar da ondan. O da bir çok ayağı çukurda. Çok daha görkemli. Yani William olsaydı çok... böyle onun daha ihtişamlı olacağına eminim. Öyle mi diyorsun? Ama bunlar William, da maşallah bunu... uzun yaşıyorlar. Kraliyetin şu an gözü William'da. Yani William'la Kate'i çok istiyorlar. Evet. Çok da seviyorlar. Ama halk genç, da onları seviyor. Genç insan genç nesil istiyor artık. Evet. Ama maşallah bunlar da ailece kazık çakmış. Bu da ölmez. Ama benim Ege var ya burada kardeşim. Hı-hı. Geçen hafta taş giyme törene gittiydi. Söylemesi ya öleceğiz havadan. Demiş ki Ege içinden söylemek isterken yüksek sesle söylemiş. Şu demiş tacı Diana taksaydı keşke ya. Demiş. Öndeki herkes dönüp keşke demiş. Evet. Ya. Bütün halk hala Diana'yı çok seviyor. Hala Lady Di'yi evet. Hayranlıkla ve özlemle evet. anıyor. Şimdi Allah biliyor ya o taç giyme törenini izlediğimde Camilla'nın o tacı takmasına ben bile çok sinirlendim. Ay o Camilla'yı Allah ya. O Camilla ruhsuz ya. Ruhsuz. Taktılar kadın. Gerçekten yani. Diana'nın hakkıydı ya. Geçelim. Evet. Camilla'ya gelince Allah rahmet eylesin Elizabeth'cim diye. Geçelim neydi o diş? Mabel Matiz aslında dişçi. Böyle şeyden geçiyor. Diş. Ha Mabel Matiz'i mi evet, söylemektin? Evet aslında mesleği dişçi. Johnny Depp'i söyleyecektim. Evet. Mabel Matiz'e de geliriz. Şu Johnny Depp'in çürük dişlerine bakalım. Bu neden olur? Benim yani... bildiğim mide ameliyat olanların dişleri çok çabuk çürüyor. Hı-hı. Hamilelerin dişleri çok hızlı çürüyor. Kalsiyum da maalesef hamile sıkıntı yaşıyor. Hamile mi acaba? İkisi de olmayacağına göre aklıma başka bir şey geliyor. Şimdi ben yurt dışında çok dergileri ve sayfaları takip ediyorum. Size de atıyorum. Yasaklı madde kullananların da dişleri çok çabuk sömürüyor ve çürüyor maalesef. Johnny Depp'in de yani... Zaten mahkemede öyle bir şey de var. Kabul neler etti. Çıktı neler. Kabul de etti zaten. Ama kazandı. Ama birçoğu da doğru olduğunu düşünmüyorum da ben ya. Karısının bir şey kralları da olabilir, olabilir yani. Ondan dolayı çürümüş olabilir ama ya param mı yok be kardeşim. Bak Türkiye'ye gel. Korkuyordur. Dünyanın en iyi dişçileri Türkiye'de. Gerçekten öyle biliyor Johnny, musun? Johnny kal. Johnny. Gel. Gel bebeğim. Gel yapsınlar senin ağzı bir Hollywood smile. Evet onun eşi neler anlattı. Onun eşi Elon Musk. Şeyler çıktı de var. Zaten ortaya. Evet, çok iftira attı. Yani. Zaten evet, çıktı Mabel ortaya. Matiz dedin söyleyelim. Mabel Matiz aslında diş evet, hekimiymiş. Evet öyleymiş. Zaten çok seviyordum. Bir de şimdi diş hekimi olmanı daha da çok sevdim. Bu Mabel Matiz'le böyle bak, çok sıkasım var sıkasım böyle. Var evet. yani. Çok evet. tatlı. Aa bak tip. Allah. Tam dişçi. Böyle rahat, sakin. Ne kadar özel bir ses. Böyle küçücük bir şey ya benim gibi. Seviyorum ben bu mobili evet. ya. Özel bir ses. Muazzam bir ses. Yani... Şimdi Uçkun diye bir şarkı yaptı. Uçkun şarkısı da çok güzel. Fırtına Dayım da çok güzeldi. Ben yola gelirken Hayvan diye bir şarkı dinledim. Hayvan. Mabel'in mi? Evet. Yapmıştım. Uydurmuyorsam hayvan diyordu. Sabah ya, sabah uyku sersemi. Bilmiyorum. Biliyorsun antidepresanla bütün bir yılımızı salladı. Salladı. Bir şarkı yaptı. Bütün bir yıl rüzgarını hala antidepresan rüzgarını duyuyoruz. Aynen. Ama Mabel Matiz'in diş doktoru olması da bonusu. Harbi. Evet. Çok güzel. Çok tatlı. Çok acaba seviyoruz. Mabel Matiz'in dişleri nasıl? Seni çok... Genelde diş doktorlarının dişleri çok kötü olur. Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Vallahi bilemiyorum. Ben bugüne kadar hiç güzel bir dişi olan diş doktoru görmedim. Peki şimdi
Bitti mi sözleriniz? Bitti. Evet. Aa, sizin sözünüz biter mi ayol? Ben şimdi koruya gireyim. Alişan ve Buse Varol renkli bir röportaj yapıyorlar. Öyle. Verelim. Bakın, çocuktan al haberi. Üçüncü çocuk geliyor mu gelmiyor mu Burak karar verdi. Buyurun. Alişan ve Buse Varol'un renkli röportajında neler yaşandı? Üçüncü çocuğa yeşil ışık mı yaktılar? O ne lan? Telefon ses kaydı. Evet. Hangi konunun gelmesi üzerine Alişan tavrını ortaya koydu? Çok konuşmuyorum ya onunla ilgili bir şey. Alişan'ı hangi haber üzdü? Kim istem etti? Beni üzen şey sadece beni tanıyan... Oyunculuğa ara veren Buse Varol'a gelen yeni proje sorusu Alişan'ı neden güldürdü? Buse'nin kariyerinde Alişan baskısı mı var? Ya geliyor mu artık şey? Neden gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Şimdi bir şey söyleyip tekrardan... Ağzı var, dili yok benim kocamın. Ünlü türkücü Alişan ve Buse Varol evliliği üzerindeki kara bulutları dağıttı. Varol'un Alişan'ın ailesiyle kriz yaşadığı ve bu krizin bir türlü bitmek bilmediği dedikoduları uzun süre konuşuldu. İddialara göre Alişan'ın annesi Suzan Tektaş, Varol'la ilgili sosyal medya hesabından bir yorumu beğenmiş ve aile arası tatsızlık tartışmaları yine alevlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'un Alişan'la evlilik yıl dönümlerinde yaptığı kutlamada çekirdek aileye dikkat çekerek gönderme yapması olay olmuştu. Alişan ailesi ve Buse arasında kalmaktan yorulmuş muydu? Her ne kadar ikili arasında bu tür haberler çıksa da her şeye rağmen mutluluklarına devam ediyorlar. Ünlü çift geçtiğimiz gün bir AVM'nin kahvecisinden çıkarken görüntülendi. Enerjiler yerinde. O ne lan? Telefon ses kaydı atma abi. Yanlış bir şey yaptım. Sağ ol kardeşim. İyi çok şükür, sağ olasın. Gel Burak, gel. Burak, bize bir merhaba diyecek misin? Merhaba demek ister misin Burak abilere? Neden? Peki zorlamayalım. Keyfini çıkarıyor içeceğinin. Alişan geçtiğimiz yıllarda vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili gelen bir soruyu savuşturdu. Çok konuşmuyorum ya onunla ilgili bir şey konuşmuyorum. Geçtiğimiz günlerde çıkan Alişan ev aldı haberlerine isyan etti. Haberi yapan kişiye sistemkar konuştu. Beni üzen şey sadece beni tanıyan bir muhabir kardeşim yapmış. Hani dedim ki yani böyle bir haberi yapmadan önce keşke bana sorsaydın. Çünkü mesajlarıma baktım. Daha önce hep sormuş bana bir şey yapar. Sorsaydı ben de doğrusunu söylerdim. Hiç olmazsa o da kariyerinde bir yalan haber yapmamış olur. Şu cevabını bir türlü alamadığımız, hiçbir şekilde sonucuna ulaşılamayan konuya. Buse Hanım, siz oyuncuydunuz en son. Ne oldu o işler? Yeni projeler? Hep bir şeyler oluyor, bir yerden dönüyor. İnşallah kısmet diyeyim, öyle kalsın. Eminim teklifler de geliyordur, hani değerlendiriyorsunuz. Ya geliyor mu artık şey? Neden gülüyorsun? Alişan kuralları mı var? Alişan da izin vermiyor bunu sanki. Yok be, şey yaptım. Ne? Kız kısaltalım dedim. Ya şöyle birkaç tane şehir dışı falan gelmiş ama iki tane çocukla artık mümkün değil yani. Bakacağız yani, bakıyorum. Acaba bu konuda evde kimin sözü geçiyor? Kim baskın? Beraber inceleyip hani bunun dizide oynama falan gibi şeyler misiniz? Ben bir şey demiyorum ya. Şimdi bir şey söyleyip tekrardan... Ağzı var, dili yok benim kocamın. Yine bir şey başlatmak istemiyorum. Oyuncu zaten, ben evlenmeden önce de oyuncuydu zaten. Alişan Bey, eşiniz oyunculuk yapsın mı yapmasın mı yani, tam anlayamadım. Eşim tabii ki evli, çok çocuk biri olarak. Tabii ki yani. Tabii ki yani. Çocuk soruları geliyor, ebeveynler susuyor, Burak konuşuyor. Çocuk istemiştiniz yine tekrardan. Belki olabilir demiştiniz. Var mı böyle bir düşünce, istiyor musun çocuk daha? Ya da kardeş? Burak kardeşin olsun mu bir tane daha? Evet. Bir büyük yerden bakalım çiftimiz önümüzdeki süreçte bir bebek düşünecek mi? Alişan Bey hiç öyle bakmıyor ama neyse. Peki, onlara daha... göre hava hoş tabii. Daha fazla sıkıyordum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Canımsın, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Net bir şekilde Alişan çocuk istemiyor ya. Hani evet. Bu kadar üstüne gitme Buse bu adam. Yalnız bir şey dedim, adam hayır diye diye üçüncü alacak kucağına. Öyle mi diyorsun? Kadın durum isterse adam hiçbir şey yapamaz. Bir şey soracağım. Çocuğu olup olmayacağına kadın karar verir. Tabii canım. Siz daha önce erkek karar verir dediniz ama kadın karar verir. Erkeğin hiç hükmü yok mudur yani?
Erkeğin ama erkeğin onayını almak da gerekir. Erkek kandırmak çok kolay. Ooo sabah olunca iş işte. Yani kocanı kandırmak çok kolay. Tabii. Ben ne bileyim ya. Ya. Pundunu yakalayıverirsin. Ama bir şey soracağım. Kocan olduktan sonra. Kocan olduktan sonra sorun yok. Sorun yok. Çünkü çok dile getiriyorlar. Üç. Ya ha iki, ha bir, ha üç yani. Ay, hiç ama öyle bunun teknik... Vallahi. Ay bu kadar da açık konuşamam ya. Şimdi çok tatlı, renkli bir röportaj olmuş. Evet. Burak kardeş istiyor. Bence Buse işliyor onu. Burak. Söyle. Babana söyle, kardeş istiyoruz de kız, oğlum falan diye işliyor. Mantıklı. Olabilir. Annelerin en büyük silahı biliyorsun. Çocuklar ki, çocukları. Yani üç çocuk olunca iş bile değişiyor arabada. Ama Buse sana helal vallahi olsun. Üçüncü çocuğu da istiyorsun yani. Ya. Geçen gün şey paylaştı, bu bir tane dönem dizisinde bir rol oynamıştı. Hatta evlenme teklifini orada aldı. Böyle kendisini dizide sahnesinde sanıyor. Payitaht şeyde oynadı, Payitaht'ta oynadı. Payitaht'ta oynadı, evet. Abdülhamit mi? Abbas'ı izliyordu çünkü. Bak şimdi, evlenme teklifini hatırlasanız da böyle aynaya dönüyor, dönüp birini emredecek. Bir döndü Alişan yerde. Yerde, evet. Dizi, yerde böyle şey. Evet, çok çok güzeldi. Çok güzeldi. Benim, neyse, evet. Oradan bir şey paylaştı böyle. Belli ki dedim özledi setleri. Hala çocuk diyor ya. Ya cesaret bence gitgeller yaşıyor ya. Olabilir. Gitgeller yaşıyor olabilir. Bence şimdi o şunun istiyor. Şunun kararını vermek istiyor herhalde. Ya çocuğum olacaksa çocukların da küçükken hepsi bir arada büyüsün. 3 tane çocuk yapayım gençken. Ondan sonra da kariyerime bakayım diyebilir. Veya çocuk olmayacaksa bari kariyerime bakayım. Artık bence diyebilir. Kariyerine bir baksın. Ama bunu mesela bu dediğini ikinci çocukta düşünürsün. 3 çok ekstra ya. Ama ben mesela ikizin istiyor. Üstüne bir de. Deli ya. Cesareti. Evet. Ama senin de oğlun yok diye. Şimdi onların bir oğlu tabii, kızı evet, var. Tabii Allah nasip de etti. Yani işte evet. Bir oğlan bir kız varsa artık üçüncü çocuğun da Allah onlara uzun ömürler versin. Yani evet, çocuk da zor ya. Zor bu şey, devirde okulu, eğitimi, zaten masrafı. Okullar gerçekten yani maddi manevi. Çözüm bulunması lazım. Mesela Alişan da bir röportajında demişti. Çünkü kardeşinin çocuklarını da Alişan okuttuğu için. Okullar gerçekten korkunç bir yere gidiyor okul fiyatları. Hayatım zaten şu an Alişan'ın 4 çocuğu var tabii gibi yani. Tabii 4 çocuğu var adamın zaten. 4 çocuğu i̇şte var. Sen gibi. Böyle söyleyince bence Buse gıcıklanıyor mu? Neden canım? Amca baba yarısıdır. Teyze anne yarısıdır. Niye olsun yani? Bu gerçek. Gerçek yani. Ne yapacak o çocuklar, sahipsiz mi kalmaz amcası Allah için. Yok bak, sahipsiz kalmasını kimse bilemiyordur da. Alişan da inanılmaz iyi bir amca. Allah herkese böyle amca nasip tabii etsin. Her amca vicdanlı, da böyle vicdanlı. Değil. Her amca da böyle değil Alişan yani. Çok vicdanlı bir adam. Evet. Kalbi temiz, vicdanlı. Ama belli, yüzünden de belli Alişan iyi bir adam oldu. İyi kalpli bir adam. İyi kalpli bir adam olduğu belli. Hiç Alişan'a laf söyletemem. Ben Alişan'ı çok severim ve bu yaşadığı süreçte de çok zorlandığını biliyorum. Onu çok severim yani. Ne bileyim, kim üzerse burada aynı şeyi söylerim. Evet. Üzmeyin Alişan. Üzmeyin. Evet. Buse'yi de çok seviyorum. Buse de benim özel hayatımda ara ara konuştuğum bir arkadaşım. Ama günün sonunda Alişan çok kıymetli bir adam. Onun kıymetini bilmek lazım. İnşallah bu sıkıntıları kayınvalidesiyle, eltisiyle aşarlar da şu biter gider inşallah. Ya aşılamayacak bir şey yok hayatım ya. Aslında yok. Yok vallahi ya. Yok. Yani bu kadar büyütmenin anlamı yok. Değil mi? Aşılacak. Bak geçen bir şey paylaşım yaptı. Suzan teyze, Suzan Tektaş. Buse beğendi. Ama şeye gitmedi. Cenazeye gitmedi. Yani cenaze derken ama, evet. Ama doğum günüydü. Doğum günü. Mezarı başında. Mezarı başına gitmedi. Gitmedi. Ama sonradan gidiyor. Yani mesela aileyle katılmıyor ama sonradan çok ziyaret edip gittiğini ya duydum. Ya aileyle katılıver ne olacak? Ne olacak değil mi? Katıl. Katıl. Yarım saat. Eli boyu yarım saat yarım yani. Saat. Sen orada kocanın temsilcisisin. Aynen. Alişan'ı bu kadar seviyorsan, üçüncü çocuğu isteyecek kadar seviyorsan, o zaman onu doğuranı da böyle sevmek zorunda. Yok sayamazsın. Yok sayamazsın. Yok sayamazsın. Yani konu bu zaten. Ama çok yarışa isterim. Girdiğin an zaten her zaman no. Anasıyla yarışa yani yapmaması lazım hiç kimsenin. Ya. Evet. Ama annenin de gelinle yarışa girmemesi lazım. Ama yok ya anne evet, niye girsin? Hayır. Çok çirkin. Hayır. Niye girsin? Ananın ama da bence... geliniyle, gelinin de anasıyla yarışa girdikleri zaman iş değişiyor. Ama mesela bu ikisi için şöyle bir durum var ya hani rahmetli Selçuk'tan önce gayet her şey süt limandı. Her şey çok güzeldi. Bal dök yalaydı ortalık tertemizdi. Ne olduysa? Cenazeden sonra oldu. Evet. Orada bir kırılma noktası oldu. Bana göre de bu işin Merve ile de çok doğru orantısı var. Evet. Elti ile çok doğru orantısı var. Yani bilmiyorum. İkisi de çok genç kadınlar. İkisinin de değişik çıkışları olabilir. İkisinin de birbirine gelmeyecek lafları olabilir. Zor. Zor süreç. Annem çok güzel ya. Bir laf söyledi geçen gün. Şeyle, eltiyle el
Elçiyle gemi yürümez mi? Bir laf var. Bilen beni şey yapsın. Elçiyle el gemisi yürümez mi? Böyle bir laf var. Yani çok güzel. Elti işi çok zor iş. Elti evet ya. Çok güzel bir lafı var. Ya isteyse az kıyas olur ya. Erkek kardeşinin, kocamın erkek kardeşinin karısı. Evet. Yani o da gelin, ben de gelin değil mi? Onunla da yarışıyor çünkü. Mesela onun kocası gelin, sana araba gelin aldı. Ama sen diyorsun ki sen de bana. Hep bir yarış var. İşte ama Merve'nin de bir şimdi kocası da yok. Evet. Durum orada bu çok, yarış çok karışık. Çetrefilli. Evet. Evet. Ne yapalım sevgili yönetmenim? Hadiseye gidelim mi? Çok özledik çünkü. Hadiseye gidelim. Murder ve Hadise'nin enteresan temalı klibi çıktı. Ben çok sevdim. Film ayolu. Film gibi. Yani. Buyurun. Hadise ve Murder'ın beklenen şarkısı yayınlandı. Nefesler tutuldu. İzleyenler ateşli sahnelere kilitlendi. Hadise'nin o nidaları olay yarattı. Şarkı beğenildi mi? Ne yorumlar aldı? Daha önce evliliğinin bitmesine sebep olan Murder yakınlığını bu kliple birlikte eski eşi Mehmet Dinçerler'in gözüne bir kez daha nasıl soktu? Şarkılarında hayatından kesitler sunmayı seven Hadise'nin klipteki hangi sahnesi kafa karıştırdı? İşte detaylar. Gün geçmiyor ki magazin dünyasında bir hadise yaşanmasın. Hadise son günlerde özel hayatıyla konuşulmayı kalçasını sallayarak bıraktı. İşlerine odaklandı. En son söylemezsem olmaz'a verdiği röportajda Ebru Gündeş'te küslük iddialarına. Önümüz bayram. Ebru Hanım'la bir küslüğünüz var mı? Barışacak mısınız? Benim hiç kimseyle bir sorunum yok. Peki eşiyle alakalı çıkan haberlere burada son noktayı koymak ister misiniz? Buralara gerçekten kadar mı giriyorsunuz şu an? Bu kadar güzel geceden sonra. Buralara kadar mı giriyorsunuz şu an? Bu kadar güzel geceden sonra. Ve Reza Zarrab'la yasak aşk sorularını yanıtsız bırakmayan Hadise. Buralara kadar mı giriyorsunuz şu an? Bu kadar güzel geceden sonra. Şimdi birlikte jürilik yaptığı Murder'la bir an olsun ayrılmıyor. Yani magazin bu. Biz evet. Murder'la çok yakın dostuz. Ben onu çok seviyorum. Konuşmalar, gizli saklı toplantılar. Çok sağ ol. Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor? Pardon. Konuşmak ister misin sen sana? Öpüyorum hepinizi. Dedikodular havada uçuşuyor. Nasıl bro, saat güzel değil mi? Abi nasılsın? Senin de takasın geliyor değil mi? O wow. Derece güzel bir saat. Murder'ın Hadise'ye saat hediye ettiği iddiaların ardından ünlü rapçinin canına tak etti. Muhabirimizin üzerine yürüdü. Takarsın değil mi? Ve çok güzel bir dostluğumuz var Hadise Hanım'la. Aynen. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bak, kullandığın kelime çok güzel. Dostluk. Dostluk. Evet. Bu kadar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İkilinin arasındaki yakınlık konuşulmaya devam ederken Hadise ve Murder'ın yeni şarkısı yayınlandı. Sen Dönene Kadar şarkısı birkaç saat içinde yaklaşık 80 bin dinlendi. Şimdi gelelim klibin detaylarına. Hadise klibin ilk sahnelerinde gelinle olan konuşmasında evlilik muhabbetlerine kısmet dedi. Hatırlarsanız Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da şarkılarında sevenlerine hayatından kesitler sunduğunu söylemişti. Şeyler, başkalarının yaşadığı şeyler, hepsi bir arada bana böyle bir ilham oluyor. Çok güzel bir klip çektik, çok emek verdik. Mesaj vermeyi seven Hadise yine mesaj verdi. Hadise evlilik konusuna artık umutsuz mu bakıyor? Yoksa yeşil ışık mı yaktı? Benzer bir sahne rapçi Önder'de de vardı. O da kendi tarzıyla yanıtladı. Klipte Hadise yine alev alev yandı. Hadise yine yaptı. Hatırlarsanız Mehmet Dinçerler'le evliyken Murder'la bir sahnesindeki bu halleri evliliğinize denemişti. Bekarlığın keyfini süren güzel şarkıcı klipte yine aynı pozu verip gönderme yaptı. Şimdi geliyoruz önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak kısma. Sosyal medya yıkıldı. Geçelim saat mevzusuna. Hatırlarsanız söylemezsem olmaz Hadise ve Murder arasındaki saat yapbozunu çözmüştüm. Murder'ın saatini takan Hadise kafaları karıştırmıştı. Sesi kendisi de alamaz mı yani? Niye alamaz? Başka neden alacak bir yani neden yani illaki Hadise'nin hayatına? Burada fıtrat sokacağımız. Klipte o saat sahibine geri döndü. Hadise'nin saat haberi konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda Marrakeş'te Dünya Evi'ne giren Şeyma Subaşı Hadise'nin taktığı saatten yaklaşık 35 bin dolar pahalı saatiyle nispet yaptı.
Ay saatler maatler şimdi bırakmıyor. Bu arada annem mesaj atmış. Kuma gemisi yürür, elti gemisi yürümez demiş. Üf. Yani kumayla anlaşırsın ama eltiyle anlaşamazsın. Öf çok ağır bir laf. Evet. Ay bilmiyorum hiç eltim olmadı. Olmadı mı eltin? Hiç. Benim var Allah'lı kız sakin. Benim de yani şeyim yok. Hoş Belçika'da burada olsun işler değiştirme bilmiyorum tabii de. Benim 6 tane eltim var. Ne? Kaç? 6. Ay Allah sana yardım etsin. Yani bitmiş geçmiş tabii de. Hayır hepsiyle de görüşüyorum hala. Ha ne güzel. Tabii hiçbir sıkıntı yok. Ama sen yol bulan bir kadınsın. Elti. Ben toparlayacağım. Sen şeysin yani o konuda. Bakın bu akrabalık ilişkileri içerisinde gerçekten elti en kötüsü bence. Niye? Görümceyle elti mi? Neyi paylaşamıyorsunuz? Görümce yine bir tık yani iyiydi. Elti. İşte görümce bak, bir kıskanmam yani. Söylenmemiş. Bak kuma ki. Kuma gemisi yürü. Elti de kıskanmazsın. Elti gemisi yürümez. Yani. Ha ben şimdi eltimi sürekli kocası bir şeyler yardıracak. Benimki, olabilir benimki, ama hayatım kardeş kardeşi yaratmış cebini ayrı yaratmış. Herkes kendi bütçesine işte göre insan kendini kanaat getirecek yani. Olgunluktan niye uçacak gıcıklanıyorsun? Bugün cuma sen. Hayır bir de şimdi. Ama doğru olan davranış mı? Gitmişim kayınvalideye yemeğe. Benimki bir tane sap çiçek almış gelmiş. Öteki 5 tane buraya bileziği dikmiş. Bu da gelmiş olsun. Yemek yaparken salatayı bak salatayı böyle karıştırıyor bak. Çok kavga çıkar. Gözümün içine. Sevgilim canım Elticiğim bir şey ister misin? Özellikle şu kaşı sağ elini var ya. Kocayı cimciklemekten beterdir. Hayatım selavat cebe bağlıdır. Cebin doluysa ona göre buraya kadar takarsın. Kocana göre durumunu ayarlarsın. Hayır kardeşim cebi dolu benimkinin niye cebi dolu? Hayatım ne dedim sana? Herkesin rızkı ayrıdır. Öyle yani öyle şey mi olur? Herkes kanaat getirecek kendi şeyini. İnsan gıcıklanır. Yani orası öyle. Ya benim hiç ömrümde kendi cinsimden bir kıskançlığım olmadı. Elti gıcıklanır. Ama insan gıcıklanır. Ama gıcık şunu söylerim. Kız derim 5 tane varsa bir tanesini ver derim bana. O da verdi. Yani. Ha. Verir. Aldın kaç para sen? Bir dakika öyle düşün. Sen eltisini verir misin? Veririm. Vallahi veririm. Eğer ben 5 tane takıyorsam. Eğer benim eltimin de bir tane bile yoksa al bir tanesini sen derim. Gözü olma. Eltisi gibi bir tane daha istersen. Sen yılan eltisi. İyi görünüp. Niye yılanı? Aa beni yılan yaptı. Senin yılanı daha beter. Kız niye yılan olayım? Aa bir tane sen tak. Ezikleyecek. Ben de çok var. Hiç öyle düşünerek söylemedim. Aa ezikledi. Ezikledi kızı. Hayır ezikledi. Ya. Hayır ya. Yazık. Hayır. Aa bunlar çok fenasız var ya. İnsanı ölüme götürürsünüz bir dakikada. Hadi yok. Hadiseye geçelim. Acıtma verdi gibi olmuş bana. Acıtmış. Hadi isteme kocam alır. Hadise'nin klibi çıktı. O meşhur klip. Murda'yla çok güzel bir enerjileri var. Klipte de Subliminal, Subliminal bütün mesajlar var. Kısmet. Efendim bir bakacağız. Çiçeği bana at belki ben sevdiler, evlenirim sevdiler falan. Sevdiler bu hareketleri. Evet. Bu şey gel. Sevdiler. Şimdi biliyorsun Hadise'nin o evliliği boşanması inanılmaz Hadise'ye level atlattı yani. Boşanmak bir insana bu kadar mı yarar? Yaradı. Şimdi ben Hadise'yle Morda'nın arasındaki diyaloğu hala çözemedim açıkçası arkadaşlar. Çok uzun bir sürede çözemeyeceğiz. Yani açık söylemek gerekirse şu yaşadıkları ve çektikleri videolar, yakınlaşmaları, birbirlerine sarılmaları, yakın temasta olmaları vesaire birçok şey, işte saatlerini paylaşmaları, bunlar açıkçası reklam kokan hareketler. Bence Hadise Murda'yı biraz push etmeye çalışıyor. Bence push ediyor, aynı zamanda da kendisine malzeme olarak kullanıyor. Sadece push olsa iyi. Yani sadece onu önümüze atmıyor, sadece biz Murda'yı böyle sürekli görmüyoruz. Çünkü o da bu tepkilerle, bu paylaşımlarla her gün magazinde. Her gün magazinde çünkü bir de bak, şimdi magazinin aklıyla da oynuyorlar. Şimdi sen arkadaşım, kardeşim dediğin bir insanla bu kadar yakın temasta, bu kadar buç, bu kadar sarılarak, bu kadar ne bileyim birbirine girift bir hayat sürdüğün zaman kendi aslında konuşulmaları ve reklamlarını yapmak olmuyor mu bu? %100. Kafamızı karıştırıyorlar çünkü yok, bizi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk gurbetçi bu çocuk. Bro saat falan yapıyor ya. Şimdi bu çocuk o saati Hadise'ye verirken bu işin magazin olacağını bilmiyor. Bilmiyor. Bence tabii. De bilmiyor. Ama Hadise onu paylaşırken bal gibi biliyor. Günlerce konuşacağımızı. Burada seceresini çıkardık. Murda'nın saatine kadar bulduk. Tabii. Yani ilk tabii. Biz kimse bulmuyordu. Tabii. Aynen biz öyle. Bulduk. Hatta sen dedin ki bu bir erkek saati dedi. Erkek saati. Aynen öyle. Yani. Çok tane böyle matahta bir fiyatı yokmuş bu arada değil mi? Öğrendik. Yok. 30 bin dolar. Zaten var. Genelde saatleri böyle üstü çizik olan, kalırı iyi olmayan pırlantalarla kapladıkları için. Evet. Büyük baget kaplaman lazım ki
çok para yapsın. O zaten. O da 50 Cent sen. Anca o anladın mı? Ya da DJ Halit falan alabilir. Şimdi Türkiye'de burada benim aslında ilgimi ve dikkatimi çeken başka bir konu da var arkadaşlar. Şimdi bu hareketler yapılırken, bu yakın temaslar olunurken işte biz de burada acaba Murda ile Hadise'nin arasında bir şey var mı derken, bir ilişki var mı derken. Şimdi biliyoruz ki Hadise'nin hayatında kimse yok, o yüzden çok rahat. Tabii. İstediği şekilde istediğine yürür. Bekar. Ama Murda bekar değil arkadaşlar. Hayatında bir kadın var onun. Evet. Hayır, ne kadar evli olmasa da hayatında sorumluluk duyduğu. İki çocuğun annesi var sonuçta. İki çocuğun annesi var. Hayır ya. Peki, bence öyle bir hayatları yok onun. Ne yapıyorlar? Çocuk yapıp görüşmüyorlar mı? Hayatın, bence insan onun hayatında biri yok. Yani o çocuğu yaptıktan sonra o hayatlar ayrıldı bence. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Hiç ben, fotoğraf, hiç yan yana gelmiyorlar. Gelmiyorlar ama. Evlilik birliği hiç olmadı. Hiç olmadı. Ama bir hayatı hani paylaşma. Hani üzerinde de bir evlilik yok. Tamam ama hayatı paylaşma var. Yani yapan bizim paylaşma çocuklar var. Çok hayatı paylaşıyorlar mı? Paylaşıyorlar tabii ki. Bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla ne? Belçika'da mı? Hollanda'da. Hollanda. Bence paylaşıyorlar onlar. Bence böyle bir paylaşım olamaz. Çocuk nasıl oluyor? Diyor ki Kemal Sunal. Yani bu çocuk nasıl oldu? Yani evet, şimdi ben paylaşmıyorsa bu çocuk nasıl oldu? Yani bilmiyorum. Çok ilginç. Açıkçası ama ben, çıkıp da şunu demiyor o zaman ama. Çok senin, rahatsız olurdum. Senin kızdığın yerden mesela böyle diyor ki arkadaşız bro. İşte şöyleyiz bro. Complicated, çok complicated. Ben evliyim. Sen. Ben biri var hayatımda. Başkası var kardeşim. Evet. Benim sevdiğim bir kadın var demiyor mesela. Evet. Derdine sen düşüyorsun, ben düşüyorum. Yani bilmiyorum ama şimdi ben eğer ki Murda'nın hayatında gerçekten değer verdiği bir kadın varsa ona da çok büyük haksızlık yapıyor diye düşünüyorum. Ben işin bu tarafına bakıyorum. Her ne kadar Türk olsun, yabancı olsun, öyle olsun, böyle olsun. Kadın kadındır benim için. Tabii canım. Yani onun duygusu ve gururu, onuru kadın vardır. Kadın Hollandalı mı? Yabancı herhalde. Yabancı. Yabancı. Ben sadece yabancı, ben Hollanda'da yaşıyorsam. Hayır, yani. Yabancı. Kadın Türk değil. Türk değil. Paslı galiba. Aa. Marok. Değil mi? Öyle mi? Öyle duydum. Ben de öyle Faslılar duydum ama o kadar örf adetlerine düşkünlüğü, o kadar bizler gibi kurallarına düşkündür ki kızın çok zoruna kız gidiyor olabilir. Tabii yani. Gerçekten bir hayat paylaşılıyorsa. Evet, evet. Yani bazen dediğimiz hiç gibi burada aslında konuşulmayı çok seven bir Hadise profili var. Bunun gibi bir tane de Şeyma var biliyorsunuz ki. Evet. Hep böyle işte zengin adam seven, zenginlikleriyle konuşulan, işte saatleriyle konuşulan, alınan takılar. Biraz sonra Şeyma'yı işlediğimizde de bu ama işte biz portföyü bunu merak göreceğiz. Ediyoruz. Maalesef biz göreceğiz. Nedense saatleri konuşmayı da seviyoruz. Merak ediyoruz çünkü böyle şeyleri. Ya. Biz de yapıyoruz. Biz konuşuyoruz sonuç olarak. Seviyoruz. Biz halk olarak kim kime ne almış, bunu yapmış, onu yapmış, seviyoruz böyle haberleri. Helal kız. Ne oldu canım? Ay, nazara geldi. Hadise kaçtı boğazına. Hadise kaçtı boğazına. Bir su iç bir tanem. Yok mu? Bir su iç gel. Nazara geldik ya. Şeyma'nın durumu biraz evet başka. Ya bugün Şeyma ile ilgili bu arada bir haber var. Bu verelim mi onu? Bu bir DSF galiba. Hı hı. Marrakeş'te evlenen Şeyma balayı için Japonya'yı tercih etti. Bir Japonya yazın ben de bir planım var. Çünkü gerçekten çok merak ettiğim bir yer. Ben çok severim yeni şehir, yeni tarih olmayan. Ben Kore'ye gideceğim inşallah. Hani tarih olmayan yerler. Japonya bana güzel bir fikir gibi geldi. Japonya'ya şimdi size bambaşka bir şey söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Şeyma'nın gerçek abone sayısı ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Çünkü Sarks Carbon'daki like sayısından. Ha, aşağı yukarı. 719 kişi var şu an abonesi. Çok 719 az. Kişi. Tek 719. Biz hesapladık. 719 değil mi? 97 bin TL artı KDV. Şöyle oluyor. Biz hesapladık. Amazon'la dedik ki bu kaç para kazanıyor dedik. Hiç işimiz yoktu çünkü sabah bayağı. şöyle 139 TL artı KDV biliyorsunuz. Ona. Evet. 118 bin lira yapıyor değil mi? 118 bin TL gibi bir rakam yapıyor. Ama KDV içinde. aylık yani kazancı. 10 bin dolar mı yapıyor? Yani 10 bin dolar. Evet. Aylık kazancı. 10 bin dolar şu anda 200 bine vurdu. Nereye 10 bin dolar? 7 bin, 6 100 bin dolar. 180 bin demedin mi? 118 dedim. Ha, 6 bin dolarmış. 6 bin dolar. Hmm. Aa, hani şey, biz demek doğduk ne oldu? Ya. Hani 12 milyon kazanacaktı evet. Ayda. Ve şey çok sayfa. Biliyorsunuz gelinliği yapan GL isimli markadan evet. Ulaştım Instagram'dan. Evet, yazdım fiyatını evet. Öğrendim falan filan. Ona rağmen paylaşmadı. Sonra Şeyma'yı paylaşıp birkaç saat sonra geri sildiler. Allah Allah.
RC markası. Onun şeyine, balayı resmine şey yapmış, dur, yorum ne demiş, yapmış. Yorum yapmış. Demiş ki balayınızı bozmak için sabırsızlanıyorum. O da onlar da demişler ki gel boz. Çünkü onu gördünüz mü siz? O RC'li adam zaten Miami'de yaşıyor, bir teknede yaşıyor. Kocası tanıyor olabilir, evet. Ha. Meşhur oldu. Recep buna yazıyor bana. Vay arkadaş. Kocasını tanıyor. Recep kelle cenne. Ben de aynı mesajı V'den bekliyorum. Yani balayı bozdu. Hatta balayı da yok da yani ortada. Ne yazdığını da size söyleyeceğim şimdi. Notunu almıştım da bulursam inşallah. Vay be. Tabii canım. Dünyaca ünlü bir markadan bahsediyor. Dünyaca ünlü bir marka. R ve C bilen bilir zaten. Amcam teknede yaşıyor Miami'de. Dur bir dakika, ne demiş biri? Ha, balayınızı mahvetmek için sabırsızlanıyorum diyerek espri yapmış herhalde, değil mi? Öyle oluyor. Aralarına mı girecek? Balayınızı mahvetmek için sabırsızlanıyorum. Allah Allah. Enteresan. Nasıl bir laf? Şeyma da cevap vermiş. Hı. Biz de sabırsızlıkla bunu bekliyoruz. Emoji. Ay Pınar'ın hareketlerine bak ya. Ne oldum ben? Biz de bunu bekliyoruz. Hayal kırıklığı. 100 bin TL yani çok büyük para. Evet, normal bir insan aylık için 100 bin TL küçümsediğimden güzel. De güzel, çok güzel bir para. Keşke her ailenin geçim, her aylık ortalaması bu para olsa. Ama Şeyma'ya yeter mi? Yetmez hayatım yani. O yüzden o sanırım kapatacak. Çünkü abonelik sistemini. Ucuz kaldı. Ona. Dükkan ona, iflas. Ona dükkan. Hoş kalmadı. Biliyorsun o zaten onu, buradaki şey de diyetiydi. Restorantı da iflas, evet. Kapattı. Haç. O da gitti. O neydi o? Çok zaten saçma sapan. Ama yeri nasıldı? Yeri muazzam bir yerdi. Yani oraya simit, orada simit çay yapsan satardı. Yıllardır satıyorlar çünkü yan tarafında. Anladın mı? Bak oraya simit çay aç satardı, onunki satmadı. Evet, biz reklama gidelim. Onlardan pek bir şey olmadı. Biz kendi ekmeğimize bakalım. Reklamlar efendim, dönüşte buradayız. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pınar bize figürler öğretti. Ben nefes nefese kaldım tabii. Çok tatlıydı. Burada Arap ezgileriyle oryantal dans yaptık. Bir şarkı buldum da yine işte onu gösteriyordum. Ya sadece Arap şarkılar bulmakla. Hadi şimdi geçiyoruz. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç. Artık bunlar bir çift değil. Bunları ayrı ayrı sunalım. Bence şöyle bir şey yapalım. Oğuzhan'a ayrı VTR yapalım. Demet artık bitti, ayrı gitti, VTR. Bitti, gitti. Değil mi? Ama size şöyle söyleyeyim. Gündemden düşmüyor. Daha olay kırkı çıkmadan mevzu nasıl söyleyeyim? Sevişme sahneleri. Yine öyle. Buyurun. Bakalım. Kısa bir süre önce 8 aylık evliliğini noktalayan güzel oyuncu ateşli sahneleriyle gündemden düşmüyor. Ayrılığın kırkı çıkmadan yatağa girdi. Oğuzhan'ı küle çeviren ayrılık ateşi Demet'i alev alev yaktı. Adım Farah dizisinin iddialı sevişme sahneleri hayranlarını ikiye böldü. Kimi alkışladı, kimi kınadı. Demet neyi kanıtlamak istiyor? Ayrılığın yası böyle mi tutulur? 1,5 yıllık birlikteliklerin ardından nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz Ağustos ayında dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Rüya gibi başlayan evlilik sürpriz bir şekilde bitti. Haklarında çıkan yasak aşk ve ihanet dedikodularının ardından ayrılacaklarını ilan etti. Büyük bir aşkla dünya evine giren ikilinin bu kadar çabuk birbirlerinden vazgeçmesi şaşkınlık yarattı. Yok yok, buna hiç gerek yok. Bir açıklama yapmayacağım arkadaşlar. İyi günde kötü günde bir ömür için birbirlerine söz veren ünlü çiftin fikrini 8 ayda ne değiştirmiş olabilirdi? Evet, Demet Hanım, olsan en önce kamerayı kaldırmadan merhaba derdik. Nasılsınız, değil mi? Sizler şey olur ama. Bizi korkutmayın selam ya. Selam vermeye ne oldu? Ayrı ayrı kamera karşısına çıkan ikili net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ayrılık muamması gizemini koruyor. Radikal bir kararla hayatlarında yeni bir sayfa açan ikili attıkları her adımla birbirlerinden uzaklaşıyor. Oğuzhan ayak sürürken Demet koşar adım gidiyor. Hafta sonu Mersin'de sahne alan Koç yaşadığı duygu dolu anlarla gündeme geldi. Söylemedim. Oğuzhan'ın şarkısını seyirciyle tamamlayabilmesi ayrılık acısı çektiği şeklinde yorumlandı. Bir de Allah selamını ayırmasın.
Oğuzhan'ın aksine mutluluk mesajları veren Demet Özdemir ise yeni dizisi Adın Ferah'ta adının aşk iddialarına karıştığı partneri Engin Akyürek'le ateşi sahnelerine devam ediyor. Ayrılığın ilanını öpüşme sahnesi, resmileşmesini ise yatak sahnesiyle karşılayan Demet dizinin son bölümünde yarım kalan sevişme sahnesini tamamladı. Sosyal medya yıkıldı. İzleyenler rol mü gerçek mi karıştırdı? Kimileri Demet'in performansını takdir ederken, kimileri ise dumanı tutan ayrılığa saygısızlık olarak değerlendirdi. Ünlü çapkın bir umut peşine düştü. Bir iddiada magazin yazarı Onur Akay'dan geldi. Akay son yazısında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takibe alan Umut Evirgen ve Demet Özdemir'in sıcak temasını kaleme aldı. Çapkın ve ünlü kadın sevdalısı Umut başlıklı yazıda Demet Özdemir'in Umut Evirgen'e ait mekana gittiği iddia edildi. Görgü tanıklarının iddialarında Umut Evirgen'in gece boyunca Demet Özdemir'i yakın markaja aldığı ileri sürüldü. İkilinin birlikte eğlendikleri ve Umut Evirgen'in Demet Özdemir'e gece boyunca kur yaptığı da iddialar arasında yerini aldı. Evet, şimdi tabii ki bu çok meşhur bir dizi oldu Adım Ferah ve hatta partneriyle de zaten çok uyumlu bir haldeler. Dizi de güzel gidiyor bu arada. Hı hı. Ama tabii sahneler çok, nasıl söyleyeyim, çok ateşli. Evet. Ateşli mi? Evet. Şimdi bu şeyin, Demet'in, evet. Engin Akyürek'in ateş. Ya Allah aşkına yapmayın arkadaşlar. Engin Akyürek ateşli yatak sahnesi diye girmişler, tamam mı? Ben de böyle geziyorum şeyde, internette. Allah Allah dedim. Elim ayağım dolandı birbirine. Ne oluyor şu an dedim. Elim ayağım dolanıyor. Bu konular biraz bizim gergin konular. Evet biliyorum. Ha, değil mi? Konu gene. Çok merak ediyorum. Gerçekten ben onu söyleyeyim. Yani kızın üstüne yazık. Ya, hakikaten ya. Çok üzüldüm. Yani neyse. Şimdi ben az çok izleyenler beni biliyorsunuz. Ben çok hızlı konuşan bir kadınım. Evet. Ve yutarak konuşuyorum. O gün de hızlı ve yutarak konuştuğum için olmaması gereken saçma sapan bir şey çıktı ağzımdan. Öyle bir şey yok. Zaten Uraz da Danla Bilic'e konukmuş. Hayatlarında birbirlerini görmemiş iki benden insanın üstüne. Değil mi? Senden evet, bahsediyorum. Evet, evet. Ne, evet, yani evet, ne o seni hayatı boyunca gördü, ne sen onu, bu hiç saçma ömrümde sapan bir şey. Benim hızlı konuşmam yüzünden kızın üstüne yapıştı. Ay canım, kusura bakma söylediğin yani. İçin ömrümde görmedim. Bu arada eski eşim Melis Işıtay'ı da çok severim. Kaza yaptığında Melis'e demiştim ki, Melis şu an bakamıyorsundur belki ama evet, getir evladına ben bakayım diyecek kadar onu seviyorum. Ömrümde evet, onun eski eşini uzaktan yakından görmedim. Yani benim hızlı konuşmam yüzünden oldu. Canım, ben, da. Ben de zaten yani. Ben de zaten senin iyi kötü niyetinle ilgili bir şey düşünmediğim için asla hiç öyle bir şey olmadı. Hayır, bir şey söyleyeyim mi? Biz program bitti. Benim ağzından çıkanı o kadar onu anlamadık ki. O kadar bilmiyoruz. Farkında değiliz hafta biz burada. Hafta sonu dedi ki bu ne? Dedim siz ben çıktığınız ağzımdan duymadınız mı? Neyse şimdi Engin'in yatak sahnesine gelirsek. Sen evet heyecanla bakıyordun. Baktım baktım ona. Anacığım ne yatak sahnesi ya? Bir iki saniyelik bir öpüşme. Ha, seni mi mutlu? Seni kesmedi. Yok hayatım, böyle ateşli ateşli deyince böyle ateşli, bir heyecanla girdi. Ateşli deyince hangi sahne kaldı aklına? Türk sinema tarihinde en ateşli sahne. Benim söyleyeyim. Söyle. İbrahim Tatlıses Hülya Avşar'ı öpmesi. Böyle bir öpücüğü var ya. İbrahim Tatlıses Hülya Avşar yiyiyor. Yiyiyor, öpmüyor. Bir de öpüşü değil mi? Bir meşhur İbrahim Tatlıses öpücüğü var ya. Öyle mi? Aa, İbrahim Tatlıses'le ilgili. Ellerinizden öpüyorum gerçekten. İbrahim Tatlıses'le ilgili çok güzel bir haberimiz var. Birazdan şarkısı gelecek ama şarkının detaylarını vereceğim size. O Ceylan'la yaptığı şarkı. Ben onu söyleyeceğim. Şimdi bu ateşli sahne değil diyorsun. Hayır, Demet'in biliyorsun evliyken mi evlenmeden önce mi dijital platforma çektiği evlendikten hemen evlendik 3 gün 4 gün sonra. Bak fenaydı. Evet. Sen şey diyorsun. Ateşliydi. Evet. O şeyle de Metin miydi çocuğun ismi? Hatta. Hayır. Öteki aynı dizideki öteki çocuk. Çok önemli bir bilgi vereceğim size. Sarışın olan. Kim? Buğra değil, sarışın öbürü olan. Onunla da vardı. Metin Akdürger işte. Evet. Ben çok önemli bir bilgi vereceğim o sahnelerle ilgili. Metin her şeyde evet, sahnesi ateşli var. Ateşli. Evet, o zaman kadınlar çocuğu hoş buluyorlar. Her dizide buluyorlar. Bir ateşli sahnesi var Metin'in. Evet. Demek ki ekrana o şekilde yakışıyor. Yakışıyor. Şimdi esasında evliliğin ilk krizi o Demet'in oradan o demiş ki evet. Oğuzhan. Demet, bu
bu sahneleri çıkarttır. Şaka yapıyorsun. Evet, aileye çok yakın olan insanlardan duydum ben. Ve Demet'e demiş ki asla hayır, bu benim kariyerim açısından önemli bir şey. Sen benim kariyerime karışamazsın. Ben bunu çekerim demiş. Ve yalnız ilk kriz buradan çıkmış arkadaşlar. Bu çocuk çok haklı. Bu çocuk Bursa'da memur bir ailenin yanında büyümüş. Son derece normal bir hayatı olan bir çocuk. Evet, şimdi bir pop yıldızı çok da iyi şarkılar yapıyor. Bir ailesi var. Ama bir ailesi var. Tabii bunu istemesi çok normal ama o zaman Oğuzhan'cığım, o zaman oyuncu birini seçmeyecektin. Aynen. Bu şimdi Demet Özdemir'i seçtiysen buna da katlanacaksın. Öyle ama şimdi bak, Demet de eğer bir evlilik yoluna girdiyse ne olursa olsun artık senin sorumlu olduğun bir kişi daha var. Değil mi? Hani onun da eğer geçinmeye gönlü olsaydı Demet'in, zaten bu kadar kocasını hiç eve yoka sayıp sen hayır buna karışamazsın deyip bildiğini okumazdı. Bildiğini okumayacaksın yani. Bildiğimi okuduğum ilişkiyi ciddiye almıyorumdur ben. Almıyorsundur. O zaman evlenmeyeceksin. Özgür ağırlığı yoktur. Yok. Bence hiçbir zaman dinlenmedi ama zaten. Ama ben yine de Engin Akürek'le aralarında bir aşk olduğunu düşünmüyorum. Ateşli olan Demet. Engin değil zaten. Ateş kulaklarından çıkıyor Demet'in de Engin'den aynı ateş yalnız çıkmıyor. Yalnız bir sahnesi vardı. Alkol sağlığa zararlıdır. Ne güzel sarhoş taklidi yapıyor dedim. Ne güzel oynuyor. Çünkü bildiği yerden gelmiş konu. Pınar da dedi ki... Pınar'da öyle bir iddiası var. Yani bildiği yerden gelmiş. İyi yani, iyi biliyor yani. Alkol zaten aldığı için tabii, sosyal bilmiyor, hayatında. Yani o yüzden... Siz almayın, zararlı. Zararlı. Yalnız da bilir ki sonuç olarak kadın 30'un üstünde yani. Ama yani, zararlı. Tabii asla. Yani zararlı. İyi sarhoş taklidi. Yani, çok başarılıydı. Çok bildiği yerden gelmiş dedi. Çok bildiği yerden. Ben asıl şurada bir... Dur. Bir dur. Bak. Tam ekran ver, tırnaklara bak. Kısa yiyor belki de. Kısadan ziyade topak. Bak. Elleri çirkin. Etlerine bak. Kısa eli çirkin. Etini mi koparıyor? Bence et yiyor. Et yiyor değil mi? Çünkü çok kısa tırnakları. Et yiyor. Buradaki de onun eli mi? Evet, onun eli. Olabilir ya. Herkesin her yeri güzel olacak diye bir şey yok. Yok tabii. Değil de biz hani geçen dedik ya tırnaklarını mı yiyor acaba diye. Hayır, bu görüntü için yiyor. Söyledik. Bayağı etini yiyor. Tırnaklarını değil. Yok bu psikolojik diğer, bir şey. Diğeri aslında. Diğer resmi diğerini alsak, verirseniz. Diğer resmi de daha. Bu ne ya bu arada? Bak şurada. Burada özellikle baş parmağının şu kısmı bombeli. Şiş. Yiyor. Ya mikrop ya bir şey kaptı. Yiyor bence. Ama tırnaklarının geneli böyle şey. Yapısı da kalın. Yapısı kalın. Evet. Şey derler. Eli çirkin. Ama bir tane de yerin çirkin olsun be kadın. Olabilir canım ama kadın. Herkesin her yeri güzel olacak diye bir şey de yok. Evet. Her yeri güzel. Her yeri güzel kız. Ağzı burnu çok güzel. Güzel kız. Yüzü eli güzel. Kötü. Olabilir o kadar da. Yani. Kadı kızında da var o kadar kusur. Yine düşman andı. Ay kadında da el çok önemli. Bak benim ellerim güzel. Senin elin çok güzel. Annem bilhassa senin elini söyledi uzun bana. Uzun ay, uzun. Tırnaklarım uzun. Senin de elin benim güzel. Benim çok incecik. İnce. İncecik. Bak bizim masanın bütün kadınların eli güzel. Evet. Güzel. Güzel. Ellerimiz güzel. Eller. Ayak konusuna hiç girmeyelim. Ayak konusunda no. Ebru biliyorsun. Ayak. Parmaksız. No. Yamuk bir tanesi. No diyor. No. Ayak peki. Ay kırkı çıkmadan da bunlar konuşulunca ne bileyim Oğuzhan da üzülüyor mudur? Ay adam cenaze gibi kırkı çıkmadan durdurmayın. Bitmiş gitmiş boşanmışlar artık. Oğuzhan'ın hiç umurunda değil. Öyle mi bitti? Tabii ki artık bitti ya yani ne? Summer is coming. Yaz geldi. Bakalım ilk bomba kimden patlayacak? İlk bomba teknede mi yakalayacağız? Birilerini. Tekneden mi yakalanacaklar acaba? Tekne. Yoksa kulüpten çıkarken ağzı burnu kaymış. Bence hiç öyle bir şey görmeyeceğiz. Bence yurt dışında... Londra'ya gelirken dikkat edin. Bütün yaz Londra'ya. Söylemesene. Her yerde gözüm var. Her yerde gözüm var Londra'ya. Londra'ya çok dikkat edin bu yaz. Vallahi ben bir yurt dışı kaçamağı bekliyorum. Yurt dışı? Kızdan. Kızdan mı? Oğuzhan'dan değil de. Oğuzhan kaçamak yapmayacak. Bence Oğuzhan gönlümüze sokacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Vay. Ama kim? Nasıl bir şey olabilir acaba bu sefer seçimi? Nasıl bir şey olacak? Ya çok ters köşe yapacak. Atıyorum jinekolog. Avukat. Pilot. Avukat. Ya da? Şey gibi Ahmet Kural gibi. Ya da? Ya da daha flash bir isim bulacak. Demet Özdemir'den daha flash bir isim kim var şu an? Yine Afra oyuncu mu olacak diyorsun? Afra var. Sanmıyorum Afra'nın. Yok ya. Afra da yani Oğuzhan'la. Olmaz, daha flaşını bulamayacağı bak, için. Magazin programının hakkı nasıl verilir buyurun. Bak ortada fol yok. yok yumurta yok. Afra'yla. Kim olsa. Evet. Tamam, geçettik. Geçelim başka bir bambaşka bir pencere açıyoruz şimdi. Tamam. Evet. Murat Dalkılıç. Bizimkiler. Bir şarkı yolladın hanımefendi. Ben çalışıyorum. Akşam bunlar beni uyuyor sanıyor. Ama ben Cevat Kelle gibi hiç durmuyorum. Araştırdım. Buldum Murat Dalkılıç'ın son şarkısının ismi. Son şarkısı
biraz ilginç. Manidar. Manidar. Bakın orada aslında kendilerini nasıl ifşalıyorlar. Buyurun. Kadir Doğulu'nun ihanet zinciri sapkın tarikata uzandı. Mürit olan ünlüler ifşa oldu. İsmi geçen birbirinden ünlü isimler kayıplara karıştı. Tarikat mensuplarından olduğu iddia edilen Murat Dağkılıç'ın 4 ay önce çıkardığı şarkının sözleri sosyal medyada olay oldu. Popçu şarkısında tarikatı nasıl anlattı? Hangi sözlerle gönderme yaptı? Olay iddialar, çok konuşulacak detaylar şimdi söylemezsem olmaz da. Kadir Doğulu'nun üst üste iki gece farklı kadınlarla samimi görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle magazin tarihine geçecek skandal ifşa oldu. İhanet zinciri magazin dünyasını sardı. Ayrılacağı iddia edilen Neslihan Atagül katıldığı söyleşide ayrılık sorusuna kızdı. Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsun mesela? Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun mesela? Anam babam diyerek eşine sahip çıktı. Biri gözlemliyor sizi, o şahsiye değil. O sizin şahsiyetinizin şahitliği. İddiaları reddetmeyen Kadir Doğulu ise Vazandıran açıklamasında ihanete kılıf uydurdu. Önüne herhangi bir duygu çalkantısı koymuyoruz birbirimizle konuşurken. O konuşurken Neslihan'ın mimikleri ise adeta hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtladı. Hızla yakınlaştığı zaman kıskanıyorum ve terk ediyorum. Siz birbirinizi nasıl terk etmiyorsun diyebiliriz. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından açık ilişki, kıyılan dini nikahlarla çok eşlilik ve sapkın tarikat iddiaları yüksek sesle konuşulur oldu. O ekranlarda ve sosyal medyada görülenler sıfır. Farklı şeyler gördüm Neslihan. Magazin yazarı Onur Akay, Kadir Doğulu'nun üniversite öğrencisi bir genç kıza imam nikahı kıydı ve bir tarikata bağlı olduğu iddiası ağızları açık bıraktı. Kadir Doğulu'nun imam nikahı yaptığı gerçek. Yorumcumuz Ebru Şancı, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün mensubu olduğu sapkın tarikatla ilgili şok eden iddialarda bulundu. Çilingir sofrasında dua. İddialara göre tarikatın sofra dediği masa etrafında toplanan ünlüler dem dedikleri içkilerinden yudumlayarak dini sohbetlerini gerçekleştiriyor. Birbirlerine can ve bacı diyerek hitap ediyorlar. Dem dedikleri içkilerini ise seçilen sakiler ikram ediyor. Yani Kadıköy'de de yerleri varmış, Zekeriyaköy'de de varmış yani... Üyelerin evlerinde de buluşuluyormuş, bazen restoranda buluşuluyormuş, bazen özellikle ev kiralanıp buluşuluyormuş. Yani bir tane ev yok, birkaç tane ev var. Dağlarına devam eden Şancı, ünlü çiftin yanı sıra Murat Dağkılıç ve eski sevgilisi Sitare Akbaş'ın da içinde olduğu birçok ünlü ismin tarikata katıldığını ileri sürdü. Sonra şapka takıp üstlerine bir şey giyiyorlarmış. Öyle mi? Tabii, tabii saçma sapan şeyler. Sahnesinde tarikat haini. Bu işlere kendilerini fazla kaptıran Neslihan ve Kadir'in tutmayan son dizisi gecenin ucunda da tarikat haini canlandırdığı iddia edildi. Sahnede tasavvufi bir yaklaşım olan ölmeden önce ölmek anlayışı tema olarak kullanıldı. Karakterler kendi kazdıkları mezarlarına girerek hayatlarını sorgulayarak arınmış oldu. Kadir Neslihan diziyle Murat Dağkılıç son şarkısıyla tarikata selam çaktı. Ünlü popçunun 4 ay önce çıkardığı şarkısının sözleriyle tarikata gönderme yaptığı iddia edildi. Şarkı ünlülerin tarikatta birbirlerine seslendikleri Can ismini taşıyor. Şarkı sözlerinde ölüm ve yaşam kavramları tasavvufi ögelerle anlatılıyor. Nakarat kısmındaki alt üst olacaksın fani derdi saki. Nereden belli ki altın üstünden daha iyi sözlerinde tarikat toplantılarında dem sunan Saki şarkıda yol gösteriyor. Yani şimdi bu neresinden bakarsan bak birçok mesajı içeren bir şarkı. Şarkı. Sözleri. Evet. Diyor ki. Şimdi öncelikle şarkı bildiğimiz klasik Türk pop müziğiyle hiçbir alakası yok. Yok. Onu altını siz çizelim. Siz beğenmediniz mi? Şöyle altyapısında tasavvuf musikisinden alınan şeyler var. Yani bir tasavvufi bir tarafı var. Melodilerinden. Melodilerinde. Bu yüzden de şarkı kendi içinde sözleriyle de farklı bir boyuta gitmiş. Evet. Sığarım dediğim bu dünyaya altından kayıp giderken düşmeyeyim diye hepten tepe taklak olduk. Al buradan yak.
İlla veda visalin yani kavuşmak. Hı hı. Niye mesela eski Türkçe kullanılıyor? Evet. O da şahit bildiğin gibi geldik şuraya misafir. Ha. Alt üst olacaksın fani, derdi saki. Ha. Anladın mı? Yani niye saki bak. Niye eski Türkçe kullanılıyor? Nereden belli ki altının üstünden daha tamam. İyi. Bu da Şems'in sözüyle bitirmiş. Yani şimdi bu Şems'in işte o tasavvufi tarafı ağır basıyor şarkının. Ama dediğim gibi bakacak olursan sözler çok anlamlı. Ama içinde değişik mesajlar var mı barındırdı? Mesajlar da var. Türkiye şarkının ismi zaten hepsi Can. Kendi ismi neydi? Kerim Can'dı değil mi? Herhalde. Can bu bedende yav hala. Bir de Murat Dalkız için bestesi herhalde bu değil mi? Evet. O kendi besteci kimliğiyle de görüyoruz burada onu. Yazmış ve bestelemiş mı? Değil mi? Bence size bir şey söyleyeyim mi? Bu tarikat denilen şeye en çok kaptıran kendini Murat. Murat olmuş evet. Diğerleri daha ticari bakıyor olaya. Ben karı koca. Kadir'in oradaki beyefendi var ya Eren Bey mi? Neydi? Osman mıydı? Baba Eren Bey. Ali Osmay Güre. Ali Osmay Bey. Yine yerinde gözü var bence Kadir'in. Kadir oraya. Onun için adam da anlamış bunu derviş adını koymuş. Ticari mi gerçekten ruhani mi bilmem ama o büyük oynuyor. Tabii. Murat mürit topluyor. Bu arada bana biri yazmış biz bu konuları şey yaptıktan sonra genç bir kız yazmış. Ebru ablanın kim olduğumu açıklama. Tamam. Ama demiş zamanında demiş altın oluğa gelmişler dedi Kaz Dağları'na. Ben orada garsondum. Ali Osmay Beycan'ı bulgur pilavı istemiş. Sitare'ye demiş ki bana bulgur pilavı yap. Kalkmış Sitare kendi elleriyle bulgur pilavı yapmış. Hatta bizleri de çağırdılar dedi. Biz oturmadık dedi. Bulgur pilavı yediler hep beraber dedi. Galiba bu da bulgur pilavından hemen i̇şte sonra. İşte Emre Can bulgur pilavı istedi. Kalk yak. Allah Allah. Tabii. Biri de demiyor ki benim karım ya da benim sevgilim sana niye bulgur pilavı yaptın? Yani. Bulguru severim. Bulguru hayır deme oturur yerdim sonra sorgulardım. Ama yani şu çok garip değil mi? Şunu sorgulamıyorsun. Yani ben erkek olsam başka bir erkek evet. Benim emir eşimden edecek. Emir kipiyle bir şey istese ben derim ki hayırdır ya. Çok bulgur pilavı istediysen güzel kardeşim yok mu senin çalışanın? Yani. Onlar onun çalışan ama işte zaten. Ne bakımdan çalışıyorlar? Köleleri. Gerçekten Allah yardım etsin ya. Allah akıl fikir versin. Bu kız mutsuz ama. Mesela hep mutsuzdu bu kız. Ha, bulgur pilavı yapmaktan da olabilir bilmiyorum tabii. Bu kız hep ya mutsuzdu. O kız o bulgur pilavına biz bütün ekip olarak şahit olduk. Kalktı mutfakta kendi eliyle yaptı dedi. Murat'ın sevgilisi. Restoranın evet. Mutfağında. Evet. Bir de. Bu ne ya? Kaz Dağları'nda. Tarihi de yazmış kız hatta. Abi hadi yalanlayın. Olaya bak Kaz Dağı'nda adamın canı bulgur pilavı istedi. Sitare yaptı. İyi kaz istememiş. Bulun getir. Sitare bana ne? Bul getir. Ne güzel hayat be. Ben de bu arada 2-3 tane var canı çeken olursa yapıp ay, getirebilirim. Ben böyle üzülüyorum öyle yapamam yemem ben. Kaz mı var? Kaz var. Tabii. İyi bak onlara. Yemek kaz olarak... gelince gelen tavuk esirgenmez. Evet. Bu sakinin burada geçmesi tabii garip. Tabii. Orada içkilere dem vurmak adı altında bir takım uydurulmuş, şeyler yapıyorlar. Uydurulmuş şeyler. Bindirilmiş. İçip bırakıyorlar. Yudum bırakıyorlar ve aynı kadehten, aynı demden olduklarını iddia ediyorlar demiştik. Buna da bir yalanlama gelmedi. Hatta ben dil değdiriyor dedim. Onu dediler ki hayır bayağı içiliyor. Ben yudum. Sana dedim içiyorlar diye sen dil değdiriyorlar dil dedim. Dil değdiriyorlar. Hatta Ali Osman Bey maşallah akşam 5'te başlayıp ertesi günü 5'e evet, kadar hiç yıkılmadan oturabiliyormuş. Aa, çok alkol içiyormuş. Ötekiler bayılıyormuş ama sana. Ama Ali Osman Bey maşallah hiç istifini bozmayıp kalkıp gidiyormuş. Ötekiler böyle o zaman sen... Allah'ım yarabbim. Gerçekten masadaki anlattı. Adam dedi nasıl oturuyorsa öyle kalkıyor. Çok beyefendi bir adammış bu arada. Ben bu saatten sonra adama suç bulmuyorum. Evet. Adamın hiçbir... Bu arada çok reklamını yaptık gibi geliyor evet. Ya. Ama mesela o düzgün dururken masadaki öteki oyuncular ve şarkıcılar... İşte böyle oluyorsunuz. Alkol içince alkol sağlığa zararlı. Evet gösterdiği gibi oluyorsunuz. Evet. İçmeyin kardeşim şu illeti. Bu hareketleri nasıl yapabiliyor? Çok tatlı ya. Çok tatlı ya. Ay Gülben'e gidelim ya madem hadi bu kadar gidelim. Şaşırdık. Öyle çok beğendim ki ben dedim ki Gülben gelecek herhalde önce bir görünce. Ben de Gülben Ergen konuk oluyor sandım biliyor musun? Aa bekleriz. Bir de öğretmenim kulağıma böyle yapıyor. Sürpriz diyor. Aa dedim bir söyleseydiniz ona kadınla yıllardır konuşmuyoruz. Peki Gülben Ergen. Hı-hı. Gülben Ergen enteresan bir röportaj yapıyor. Enteresan kısmı şu her şey soruluyor. Mutlu evlilik kısmında konu Erhan Çelik'e gelince bakın tavrı nasıl oluyor buyurun.
şarkıcı Gülben Ergen'den flaş açıklamalar. Baya belgesel röportajı aldınız, bu ne yahu? Deprem bölgesindeki durumu nasıl anlattı? Çok 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 daha vahim durumdalar. Mutsuz evlilik sorusu canını nasıl sıktı? Trajedik bir duygusallığa da yüklememek lazım. Evet, ben mutsuz bir evliliğin... Anlatırken zorlandı. Boğazının düğümlendiği konu neydi? En babasını, en abisini kaybetmiş birisi olarak bu konuda... Yaşadığı hangi evlilik hakkında net konuştu? Pişman mı? Yani bu sadece benim başıma gelen bir şey değil. Şimdilerde yeni bir şarkı çıkartan Gülben Ergen, şarkı heyecanını bir kenara bıraktı, kendisini Kahramanmaraş merkezi depremlere verdi. Çocuklar Gülsün Diye Derneği aracılığıyla deprem bölgesindeki yardımlarına devam eden Gülben Ergen, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülendi. O da bu konu hakkında açıklamalar yapıyor. Okulumuzu açtık. Şimdi 11 afet bölgesinde 11 tane anaokulunun ikinci projesini yarın açıyoruz, Kahramanmaraş'ı. Önümüzdeki hafta Adıyaman'da temel atacağız. Gaziantep'in inşaatı bitmek üzere. Adana'da çelik konstrüksiyonlar dikildi. 11 tane verdiğimiz sözün 5'iyle ilgili yol almış durumdayız. Bütün konsantrasyonum bu yönde. Şartlar değişti. Deprem bölgesindeki hassasiyet değişmemeli. Şimdi şartlar ve yardımlar çok farklı yönlerine döndü. Çünkü bizim mont yolladığımız, kazak, ayakkabı yolladığımız yerler şu an 40 derece. Ve o çadıra geçtiler, çadırı da buldular diye sevindiğimiz o çocuklu ailelerin çadırlarından şu anda akrepler, yılanlar çıkıyor. Çok 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 daha vahim durumdalar. Su ihtiyacı var diye anons yaptığımız zamanlardan şu an çok farklı. Çünkü şu anda su ihtiyacı 3 katına çıkmış durumda. Beklenen İstanbul depremine karşın içi rahat mı? Önlem aldı mı? Ne kadar önlem alırsanız alın. Yani söylenen ölçüler çok büyük, çok riskli. Yani bir sitede oturuyoruz, evet, şu kadara kadar dayanıklı denen bir sitede oturuyoruz. Ama bu şu anda deprem bölgesi için yapacaklarımıza bir iç rahatlığı olmamalı. Aksine daha fazla yapmalıyız. Şimdi biraz magazin konuşalım. Geçenlerde katıldığı Ceyda Düvenci'nin programında anne ve babasının evliliği hakkında yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Anne, bu kadar mutsuzdun. Niye boşanmadın biz 3-4 yaşındayken? Gülben Ergen'den sıralı itiraflar. Evet, yani bu sadece benim başıma gelen bir şey değil. Çok trajedik bir duygusallığa da yüklememek lazım. Evet, ben mutsuz bir evliliğin çocuğuyum. Boşanmayı yaşamış, en babasını en abisini kaybetmiş birisi olarak bu konuda sabaha kadar anlatır ağlatırım. Kendimi iyileştirdim, misyonunu açıkladı. Ama benim Gülben Ergen olarak misyonum umut vermek, güldürmek, iyileştirmek. Ben kendimi yaşamda iyileştirebildim. Şimdi gelelim tuzak soruya. Böyle bir evliliği siz yaşadınız mı diye bir sorunun gelmesi Gülben Ergen'i afallatıyor. Geçmiş Gülben Ergen'in gözünün önünden geçiyor. İlk evliliğini Mustafa Erdoğan'la yapan ve 3 çocuğu bulunan Gülben Ergen, yasak aşk iddialarıyla eşinden ayrıldı. Eşini spor hocasıyla aldattığı iddia edilen Gülben Ergen iddiaları reddetti. Mesajların ifşa olmasıyla da magazin tarihinin en büyük skandallarından birine imza imzasını attı. O mesajlar şiirlere, şarkılara konu oldu. Arkandayım arkanda, sen neredesin sevgilim? Şah şah şah, dam dam dam. Ar ar ar, şah damar, şah damar. Ajdar, ajdar, ajdar. Ergen, Mustafa Erdoğan'ın ardından ikinci evliliğini haber spikeri Erhan Çelik'le yaptı. Ancak bu evliliği de yasak aşk ve ihanet iddialarıyla bitti. Olayla boşanmanın ardından Erhan Çelik aldatıldığını itiraf etti. Şimdi dönelim röportaja. Gülben'den olay itiraf. Siz yaşadınız mı peki böyle bir... Bayağı belgesel röportajı aldınız. Bu ne yahu? Tatsız bir evlilik yaşadınız mı? Yaşadım, yaşadım, yaşadım. Ünlü şarkıcı son olarak popo estetiği yaptırdığıyla ilgili sorulara anlam veremiyor. Dolaylı olarak yalanlıyor. Bu haberler bu fotoğraflarla birlikte çıkmıştı. Siz karar verin. O ne ara olacak? O ne ya? Ne duruyor burada aynı şekilde? Evet, bak işte Gülben Ergen saatlerce konuştu, biz baseninden bahsedeceğiz. Bahsettik değil mi? Tam basenli bir kadın değil mi? Kalçası güzel de ama zaten onun aslında. Bence kalçası dışa doğru değil, yana doğru. Biraz basenli ama yine kötü durmuyordu Gülben'de o. Evet. Şimdi ben açıkçası Gülben Ergen'in popo yaptırdığını düşünmüyorum Birce.
Çünkü o yıllar yılı hep balık etli bir kadındı ve çok zayıf olamadı. Olamadı. Ama yakıştı da bak. Yani zayıf bir yer çok zayıfladı, hiç yakışmadı hatırlıyorsan. Evet. Yani hayatı boyunca hep onun kalçası vardı. Vardı. Şimdi bu evlilik, daha doğrusu ayrılık kısmında çocuklarının söylediği ve hakikaten de çok hak verdiğim bir şey var. O da şu: mutsuz bir evliliğe iyi ki devam etmedin anne. Ya. Çok doğru. Çok doğru. Doğru tek. Çok. Buradaki aynen. Doğru belli. Tabii ki. Evliliğin mutsuzsa devam etmeye gerek. Hele çocuklar için bir annenin mutluluğu o kadar önemli ki bir çocuk. Kesinlikle. O kadar önemli ki. Doğru. Yani bir anne ne kadar mutluysa çocuklarını o kadar mutlu görürsünüz. Doğru. O yüzden eşlere buradan mutlu sesleniyoruz. Anne, evet, evet. Mutlu anne mutlu çocuklar kesinlikle yetiştirir. Evet. Ve bir dönem tabii ifşalanan mesajları var. İşte şah damarımsın mesajları var. Kaldı ki bu mesajları da bir dönem eşi olmuş Erhan Çelik'le yazışıyorlardı. Evet. Şeyle evliyken, mesaj, evet. İlk kocasıyla evliyken. Evet. Öyle mi? Evet. Erhan yani, Çelik miydi o mesaj? Evet. Erhan beni aldattı falan diye böyle çıkıp söylenemiyor ya. Aslında Erhan kırıldığı yerden kırıldı. Kırıldı. Ha, evet. Çalma kapını, çalarlar kapını. Aa, ben olduğunu bilmiyordum. Kim olduğunu düşünüyordun ki? Başka biri yani. Ha, spor hocası falan filan. Ya gibi. Öyle çok eski. Erhan Çelik'le yazışıyorlardı. Hatta o dönem TRT'de yayın yapıyordu Gülben. Erhan sahneye çıkanlara şey diyor. Bunu senin programına alalım mı hayatım? Bak bunlar çok iş yapar hayatım falan. Bayağı girift bir ilişkiydi yani. Hmm. Bir çiçeği. Artık programa gelecek konuklara kadar. Karışıyordu. Kadar. Şah damarımsın yazdı. Hmm. Sözü. O dönem demiştim ki kadındaki söze bak be. Sen benim şah damarımsın. Şah damarımsın. Tam damardan daha giriyor konuya. Daha ömrümde bir şeye, bir adama söylenebilecek, aklıma en son gelecek şah damarımsın. Sın, ama Gülben çok kadın ya. Ama Gülben zeki bir kadın zaten. Hayır, Gülben çok kitap da okuyan bir kadın. Zeki bir kadın ya. Boş bir kadın değil bence zaten. Tam damardan girmiş konuya. Evet. Evet. Yani tamam. Damarı kestiren giderim yani. Sonra Erhan Çelik'leyken biliyorsunuz o dönemde yine evli bir iş adamı olan Tolga Dules'le haberleri çıktı. O yüzden de o dönemde o çok tabii süreçte yaralar aldı. Elindeki projeyi aldılar. Sonra proje tekrar devam edildi. Evet. Gün sonunda Gülben hakikaten o söylediği gibi bana hiçbir şey olmazın olmaz altını dolduruyor. Dimdik çıkıyor. Ben onun o huyunu seviyorum. Yani bugüne magazin bundan anlıyor. Bu evet, şekilde anlıyor. Evet, çünkü Gülben bugüne kadar savaşçı bir kadın. Bak, savaşçı bir ruh. Evet. Çok savaştı. Ve çok mağduriyetler yaşatıldı ve yaşadı da. Kendi hataları olmuş olabilir. Bir başkasının arkasından kazdığı kuyular olmuş olabilir. Sanat camiası zaten zor bir mecra. Evet. Kolay bir mecra ya, değil. Kadınlar için daha da zor daha zaten. Daha da zor. Ya kimler neler yapıyor. Evet, Gülben Ergen bu konuda, aşk hayatı konusunda talihsiz. Çünkü bence çok derin aşık olan. Yani çok her şeyi derin yaşayan bir kadın bence. Bence hiç değil. Bir kere Başak Burcu. Kesinlikle işine geldiği gibidir o. Hı. İşine gelen adamla birlikte olur. Asla çok menfaatlerine uyuyorsa. Bak, ben %100 Başak bu çok karakterini taşıyan bir kadınım. Asla %100 derin. Yani ne %100 derin. Kendini yine bir şey dedi. Kendini Murat Dalkılıç'la Ebru'nun kendini patlatmalarına hayran. Hayır. Gerçekten Başak Burcu öyle kör aşık olmaz. Bir menfaati vardır da aşık olmuştur yani. Bizim ne mevzacım yani vardı kocanda? Şimdi sen kocanı sevmiyor musun? Allah, ama bir başım üstüne... Çok seviyorsun, çok biliyoruz. Ama kesin yani ilişkiye başlarken ben onu planlamışımdır. İçine onu oturtturmuşumdur. Ona aşık olmuşum. O senin planlarını sen unutuyor. Yani. Aşık Başak oluyorsun. Burcu planlamadan tuvalete gitmez. Allah Allah. Planlar... Bir şey söyleyeyim, Gülben Ergen konusunda, plan konusunda doğru söylüyor. Bak Başak... Çok plan. Plan, evet. Başak'ın neyse. Stratejiktir. Planı kocam uyuyordu. Yavrum kurban olsun. Sen dedin ki bu benim kocam olacak ve üç çocuğumun babası olacak. Evet. Ama her konuda önce planlarım, sonra yaparım. Sonra da öyle langırt diye hiçbir şey. Ha, aslında şey akıllıca bak. Gülben Ergen de öyledir. Akıllıca. Önce planlıyor, o projeye kim uyuyorsa alıyor, onun için oturtturuyor. Peki bakalım bu projesi nasıl olacak, yeni projesi. Evet. Kalçalarını da yaptırmamış zaten, onu söylüyor. Ya. Şimdi söz verdik izleyicimize. Söylemezsem olmaz izleyicisi. Dinlesin isteriz. Özür diliyorum. Evet. Dün verdik Ceylan, Günel ve
İbrahim Tatlıses'in düeti. Evet, çok güzel bir şarkı geliyor. Şarkının adı neydi? Güzel Gözlü Kız mı? Gözleri bela kız. Bir dinleyelim, ben size hikaye anlatacağım. Buyurun. Ay, çok güzel. Tam düğün şarkısı. Bak bunu iki kere çal düğüne, evet bitti, evet, düğün. Herkes kalk araya. Çok güzel. Ay, elinize emeğinize sağlık. Yüreğinize sağlık, değil mi? Nefesinize. Bu şarkıyı yaz, kendisi yazdı. Sözleri kendisine mi ait? Evet. Yansın. Ne diyor sözlerde? Ne diyor? Gözleri bela kız, kara kız. Çukuruna diyor. Gamzesinde çukur var diyor. Telefonun diyor başında bekledim. Ben şimdi size sözleriyle ilgili bir şey soracağım. Sonra başka bir şey söyleyeceğim. Gamzesinin çukuruna düşmüşem. Gözlerine bir dakika. Not baka alıyorum. Baka. Gamze. Gözler ne renk? Gözlerine baka baka ölmüşem artık. Ne renkse ne renk. Ama İbrahim Tatlıses renkli gözlü kadınlardan. Tek başıma oturmuşam. İçmişem. Şu İzmir'de bir tek seni seçmiş. Aa, bu bir mesaj. Aa! Birine mesaj. Geldi. Bu Gülçin. Ben sana söyleyeyim. Gülçin'in gamzesi var mı? Var. Gerçekten mi? Gamzesi var ama bence ya, esmer bir kız değil ama sarışın. Bence tamam, gözleri ne renk? İbrahim, ama göz renginden bahsetmiyor. Kara kız diyor ya. Kara. Bence İbrahim Bey Gülçin havalanmasın diye. Karayı da eklemiş oraya. Çünkü ben o hastalandı. Gülçin Hanım bu. Gözleri yeşil değil ya. Yeşil değil bu arada, evet. Hayır. Evet, gözleri bayağı kara. Ben Ayşegül'le karıştırdım. Evet, bak bayağı karıştı. Konuyla alakası yok şimdi. Hiç. Ayşegül'ü getirme buraya şu an. Sinirime basma. Çok güzel bir şarkı olmuş. Konu şu. Oturdum bekledim telefonda beni aramanı diyor. Hastayken diyor. Bence o kaza yaptı ya. Kaza yaptığında. Orada aramadı bence Gülçin. Ne diyorsunuz? Ama hala aklı Gülçin'de demek ki İbrahim Bey. Sevmiş ya. Sevmiş galiba. Sevmiş. Ama şu şarkının yüzü su hürmetine de yani. İnsan bir arar. Gülçin Hanım. Gülçin Hanım, Gülçin Hanım. Bu şarkı eğer size yazılmadıysa... Yalnız İbrahim Bey çok kızar. İbrahim Bey de kolay kolay kimseye şarkı yazmaz. Bu ya ikidir ya üçtür. Öyle üçüncüdür. Mi diyorsun? Evet, valla benim en kadarıyla... Benim en sevdiğim şarkısı ne biliyor musun? Hangisi? Ne sevdalar yaşadım, sarışındı, esmerdi. Bence İbrahim Tatlıses şarkısı o. Benim ama mavi benim mavi. Bildiğim kadarıyla... Bugüne kadar bir şarkı Derya Tuna'ya yazdı, bir şarkı Hülya Avşar'a yazdı, bir tane aslında bütün kadınlarına yazdı. Sen bu çetrefildeyken biz dünya güzeli bir kadın çağıralım. Oturma! Şebnem geliyor. Şebnem Demir Esnetlik Koçoğlu. Ay böyle biz çok seviyoruz. Önce seni inceleyelim. Ay. Nasıl? Kadın öyle bir geliyor ki kokular. Önce kokuları geliyor buraya gerçekten gelmeden önce. Gerçekten biraz solist geliyor sanki. Evet. Ne oluyor ya? Sonra bir bakıyorum yanar döner bir... Size layık olması için. Şimdi açtım ekranda aşağıda hazırlanırken bir baktım. Herkes birbirinden güzel. Aman Allah'ım dedim ne yapayım ne edeyim. Masaya layık olayım. Sakin bakabilir miyim hayatım? Bakabilirsin aşkım. Murda'cığım. Aa, Murda. Bak saat Murda. Murda. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Biz şahane. Seni görüyoruz ya böyle her cuma. İçimiz açılıyor. Vallahi ben de her cuma buraya geliyorum ya. Enerjim yükseliyor. Sen işinin vitrini gibisin de biraz. Değil mi? Ama benim işimde olduğunca yani mecbur böyle senin gibi olacaksak gelelim gibi. Aa, siz benden harikasınız ayol. Ben sizin gibi olmak için buraya geliyorum efendim. Çok kibarsın. Her seferinde de bunu söylüyorsun. Çok tatlısın. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Vallahi her şey bomba. Sorular geliyor. Seni sokakta durdurup ne soruyorlar mesela? Ya işte sizde en çok hangi işlem var mesela? Bunu soruyorlar gerçekten. Hangisini öneriyorsunuz çok fazla? Böyle sorular çok geliyor. Bugün de tabii bomba. FaceApp. Bugün seninle güncel sorunumuz olan FaceApp'ı konuşacağız. Biz genelde bunu şeyde uygulamalarda yapıyoruz ama. Aslında sen buna FaceApp askı diye bir yöntemle hayatımıza o FaceApp'taki halimize mi benzeyeceğiz? Ya ona benziyoruz zaten. Muhteşem bir uygulama oluyoruz bir anda. Başlayayım mı? Hazırız, deniyoruz. Başlıyorum o zaman. Bütün bir gün, bir hafta bunu bekledik ayol. Hadi anla. Şimdi Hollywood askı aynı zamanda FaceApp askı efendim. Hı. Nedir bu? Yine size bir Hollywood ışıltısıyla geldim. Hollywood yıldızlarının kullandığı bir askılama yöntemi. Çünkü içinde kullanılan ip biliyorsunuz askıların içinde biz çeşitli koklar kullanıyoruz. Tıp dilindeki adı kok. Yani aslında bunlar ipler. Bunların etrafında tırtıklar var. Bu yeni model askıların içindeki tırtıklar yıldızlı. Ve 360 derece. Ağrısız, acısız. Doku altında istediğimiz bölgeyi yapabiliyoruz. Ve muhteşem bir FaceApp etkisi oluyor. Yani biz buna ne diyoruz? FaceApp efekti verebiliyoruz yüzeye. Ay bu ne kadar sürecek bu? Şöyle sürme noktasında hemen mesela yaz başı sen böyle uzun uzun işlemlere gidip gelmek istemiyorsun örnek veriyorum. Veya işte gelin olacaksın
Anında hemen olacak. Fark edilsin istiyorsun. Hemen bir etki istiyorsun. Doldurur botoks. Eksin Pınar'cığım, bunun yerine ne yapıyorsun? Hemen bu uygulamayı yaptırıyorsun. İkinci, üçüncü gün zaten cilt komple oturmuş oluyor. Hemen yani bunu aslında... Tam bizlik. Üç iş günü. Geriliyor mu yani? Üç iş gününde yüz komple geriliyor. Hemen anlaşılıyor yani. Hemen anlaşılıyor. En güzel tarafı da Ebru'cum, mesela aslında senin yüzünde hiçbir şey yok ama hafif örnek veriyorum. Şurada böyle ufak bir, ne denir ona? Burada bir yumuşama var, gıdış var ya da işte birazcık elastikiyet kaybı var. Olacak elbet. Hayır yok ama ben örnek veriyorum. Geldin buraya, attık buraya iki şart. Yani bu yeni Hollywood askıdan, Facebook askıdan. Oraya da attın. Tabii. Yüzde de atabiliyor boyna musun? Orta yüze atabiliyoruz, boyna atabiliyoruz. Aa. Bununla burun kaldırıyoruz ameliyatsız. Burun kaldırma dedin. Bu kaşlar kalkıyor. Seni ilgilendiriyor. Ben annem çok merak ediyor. O bana geliyor. Onu. Tabii bir de yani travması olmayan bir acı uygulama. Şöyle, incecik. Evet bak. Şöyle bir. Ekran yan ver, ha şuraya. Evet, ha bak. Oradan bak, ufacık bir askıyla kaldırdığımızda sonuç çok bu. Çok kaldım be. Ben sana çok kaldım zaten. Sen bir kere onu çat kırdır artık. Ay buna kalsa her şeyi kırdı. Dur yapılmamış halini yapalım. Güzeli var. Önce bunu bir denemek lazım. Denemek ben lazım. Cerrahiye gitmeden önce hep böyle söylüyorum. Önce dolguyla askıyla bir deneyelim. Memnun kalırsanız 1,5-2 sene sonra zaten askıların etkisi şuraya gerçekten. Şuraya mı atıyorsun askıyı? Evet şurada. Evet, şuradan. Hop. Kalktı. Deneyeceğim Ebru. Ya sonra Mrs. Piggy gibi olma. Ay yok canım. Aşk şimdi olsun biz... Ebru'cum. Yani o bana diyor ki direkt yaptım ben diyor. Ben direkt yaptısın bebek gibi olur. Ben de önce deneyimlemelisin diye düşünüyorum. Ben de kesinlikle o eğer görüntüyü seversen ondan sonra yaptırmalısın. Kırdır diyor deli ya. Şimdi bir şey izleteceğiz izleyicilerimize evet. Ve özellikle de sana. Onlar görüntüsünden memnun olmayanlar, estetiğe ihtiyaç duyanlar. Bugün seninle estetik mi, face up mı, gerek var mıydı yok muydu onu tartışacağız. Süper, harika. İzleyelim. Onlar görüntüsünden memnun olmayanlar, onlar değişime ihtiyaç duyanlar, kimi estetik yaptırıyor, kimi ilerleyen yaşını gizlemek için uygulamalara başvuruyor. Kimler estetikle bambaşka biri oldu? Kimler FaceApp uygulamaları ve sosyal medya filtreleriyle alay konusu oldu? Magazin dünyasında estetik sayesinde bambaşka biri olan ünlüler deyince akıllara birçok kişi geliyor. Söylemezsem olmaz sizler için hazırladı. Yakın zamanda estetik yaptıran Safiye Soyman tabiri caizse bambaşka biri olmuş, hatta genç kızlara özendi gibi yorumlar yapılmıştı. Bir şey mi ya? Safiye'nin boyunun önceki halleriyle şimdiki... Eski hali ve şimdiki haliyle en çok gündem olan isimlerden biri de Rafet Erroman'ın eski eşi Tuğba Altıntop. Son haliyle geçtiğimiz gece görüntülendi. Aynen öyle ama tabii uzun zamandan beri konserini izlememiştim. Şimdi ön sıradan öyle güzel bir ana tekrardan sahip olacağız. Yo hayır, sanırım kız arkadaşıyla gelmiş Rafet. Olmuyor mu hani kıskançlık vesaire, kız arkadaşıyla geldi diyorsunuz? Hayır, ne demek, aşk olsun. Bu isimler dışında Ajda Pekkan, Ceylan ve kızı Melodi, Demet Özdemir, Hadise, Hilal Altınbilek, Pınar Altı, Şeyma Subaşı estetiğe başvuran ünlü isimlerin başında geliyor. Bu isimlerin estetikli ve estetiksiz halleri estetik nelere kadir dedirtiyor. Şimdi geçelim başka bir konuya. Gerçek hayatta değil, sosyal medyada bıçak altına yatanlar. Onların başını Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre çekiyor. Aşırı efektli paylaşımlarıyla her seferinde alay konusu olan Sevim Emre'yi yolda görseniz tanıyamazsınız. Bu konuda eminiz. Orhan Gencebay'ı bile bebeksileştiren Sevim Emre, genç görünmek için sosyal medya yüz değiştirme uygulamaları sonuna kadar sömürenlerden. İşte Sevim Emre'nin filtreli hali, gerçek hali. Bakalım stüdyoda ne yorumlar yapılacak? Çok kişi estetiği seviyor. Bazılarının gerçekten ihtiyacı var. Bazıları bu konuyu hastalık haline getirmiş. Önce sana estetik koçu title'ını soruyorum. Gerçekten biri gelip estetik istediğinde ihtiyacı yoksa
yapmayalım diyor musun? Kesinlikle. Yani hem ben böyle diyorum, hem hekim hocalarım, çalışma arkadaşlarım böyle söylüyor. Aynen şu an sana söylediğimiz gibi. Ne dedim mesela? Önce burnunu askılı ve dolgulu bir görmelisin. Bu ifadeden memnun kalırsan ondan sonra estetikçinin kapısını çalmalısın. Bu bir. İkincisi mesela biz yani 20-22 yaşın altında hiç işlem yapmıyoruz ki. Hmm. Benim danışanlarım kendi kızlarını getiriyorlar bana. En azından başka bir yerde yaptırmasın. Şebnemciğim biz de sana geliyoruz. Analı kızlı kampanyalardan faydalanalım diye. Yani gerçekten ihtiyaç yok. Estetik yaptırmamak lazım. Peki şimdi burada birçok ünlüyü gördük. Sevim Emre'ye ayrı geleceğiz. Orada çünkü estetikten ziyade Photoshop var. Evet, orada filtre programı. Ama mesela bak biz ona da güzel bir şey söylemiş olalım. Photoshop, FaceApp yapacağımıza estetik yaptıralım. Buyurun size FaceApp askı var. Şimdi ben Sevim ablayı bayılıyorum. Çünkü evet. Ruhu çok genç. Ruhu evet, genç ruhu olduğu genç. İçin haklı olarak kendinde genç görmek istiyor. Haklı mıyım? Çok haklı. Ama orada yaptığı o filtre var ya onda biraz aplikasyonu yanlış kullanıyor bence. Hani ha. O direkt 20 yaş yapıyor orada yank var ya. Yüzünü siliyor bence yani yüz Sevim. Yüz nakli gibi oluyor. Öyle olunca da eğreti duruyor. Aslında hani Sevim ablacığım gelse ona böyle bir hemen bir saatte FaceApp şey yapsak askı. Oldu bitti. Onu bu FaceApp, Photoshop'tan da kurtarırız. Bu Photoshop'tan da kurtarırız. Hepimiz yapıyoruz. Ama şimdi yüz nakli başka bir şey söylediğin gibi. Hani başka bir şey yapmak yani farklı tabii. Biri gibi görünmek başka bir şey. Şimdi biz bugün FaceApp'sız ya da işte filtresiz herhangi bir yerde görüntü vermeyenler için. Aslında bu işlemi söyledik değil mi? Kesinlikle. Çok istiyorsak FaceApp'ımız yüzümüzde monte olabilir. Olabilir çünkü FaceApp askıyla kaş kaldırabiliyoruz efendim bir. Burada nazolabiyel looklarınızı kapatabiliyoruz. Orta yüzü gençleştirebiliyoruz. Buradaki gıda ovalini de toparlayabiliyoruz. Burnu zaten kaldırabiliyoruz. FaceApp da zaten bunları yapıyor. En fazla. Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melody Bozkurt'a bir bakalım mı? Melody de çok değişti. Çok ama güzel oldu. Çok güzel oldu. Var mı resmi? Evet birazdan hazırlıyorlar. Çok güzel ben, oldu. Evet. Ya ben Ceylan'ı aslında bu konuda çok tebrik ediyorum. Niye? Her zaman estetiklerini yaptırdı. Her zaman trendleri takip etti. Yani ne yaptı? Hani hepimiz çok şanslı doğmayabiliyoruz. Yaradan bazen bize ne yapıyor? Hani o kadar şans vermeyebiliyor. Ama bu kadar güzel estetiklerin sonrası. Şu bandana olan Ceylan mı? Bandana Ceylan öndeki. Kız Melody daha evet annesinden daha şey genç durmuş, şey yaşlı durmuş vallahi. Değil mi? Evet. Ne güzel kendini update ediyor kadın devamlı. Kesinlikle. Melody'nin evet görseli çok değişti, güzelleşti. Değil mi? Çok güzelleşti. Evet. Burun estetiği var Melody'de. Burun birçok yerinde bir şeyler. Dolgu yapalım. Uygulamaları var. Dudak dokunuşlar var. Dudak dolgusu var. Biraz bak çene ucu dolgusu var. Hemen kendini fark ettiriyor. Çenesi kare. Bu annesininkine çok benziyor. Yani şöyle annesi aslında. Annesi de her yıl kendini başka bir hale sokuyor ama. Her yıl neyse moda onu yapıyor. Ama ne yapıyorsa da güzel oluyor. Evet Ceylan. Güzel ben oluyor. Yani ben hep beğeniyorum. Değil mi? Ben çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Hep güzel. Ben. Çünkü hep trendleri takip ediyor. Bir de estetikte de trendler var biliyorsun. Evet. Yani FaceApp yapacağına Ceylan bu şeyleri yaptırıyor işte. Trendleri takip ediyor. Her sezon yeni bir Ceylan var ya karşımızda. Ceylan'ın bir de şeyi proporsiyonu minicik pütü bir kadın. Evet çok küçük. O kadar tatlı ki görünce kutu bebeği gibi. Değil mi? Evet. Ben bu hali ya bu şekilde kadının kendisinden vazgeçmeden sürekli refresh, sürekli tazelenmesine bayılıyorum ya. Ben de. Yani bravo vallahi kendine Ceylan. Saygı duyan insan ama zaten şimdi, gerçekten. Ama şimdi kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Hep bakımlı olacaksın. Hep aksatmadan bakımlarını yaptıracaksın ki belli bir yaşa geldiniz. Mesela bu şey benim için de söyleniyor. Nasıl, ne yaptırıyorsun? Vallahi tek bir şey yaparak olmuyor bu iş. Ama tabii. Devamlı kombin tedavi protokolleri. Sen biliyorsun. Çok doğru bir yere değindim Pınar'cığım. Çünkü şöyle de bir sıkıntı oluyor. Mesela danışan bunu şey algılıyor. Çok güzel bir noktanın altını çizdim. Evet. Ben işte 6+1 7 noktayı yaptırdım. Ha. Ama niye Pınar Hanım'ın kadar sonucu değişik değil, olmadı? Ama Pınar Hanım'da onun yanında mezoterapiler var. İşte onun yanında lazer destekleri karbonlar var. Aslında burada da iş biraz sizin yönlendirmenizde kalıyor. Şimdi reklama gideceğiz. Dönüşte asıl gerçek yönlendirmenin farkını kesinlikle söyleyelim. Reklamlar. Evet.
Evet, reklamlardan önce dedik ki bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Şimdi bu ne demek? Aslında sizin yönlendirmeleriniz çok önemli burada. Çok önemli. Biz de zaten bu konuda herkesi kombin tedavi protokollerine yönlendiriyoruz. Ama bu nedir efendim? 28-30 yaşında birine işte Pınar'a yaptığımız 6+1+7 sıvı yüz germe uygulaması yeterli. Ama siz artık 40'lara 45'lere geldiyseniz ve geçmişte kendinize bakmadıysanız askılardan, mezoterapilerden, bu tarz uygulamalardan, gençlik aşılarından, zaman geldiğinde dolgulardan faydalanacağız ki yaşımızın iyisi olacağız. Yaşımızın iyisi. Yaşımızın iyisi. Çok güzel. Bir de her yüzün, her cildin ayrı protokolü var. Ayrı protokoller. Yani, cilt yapısına göre. Türkiye'de bu çok göre. Zor biliyor musun? Herkese aynı şeyi uygulamaya çalışıyorlar. Bir de herkes bizim insanımız şeydir. Son dakika. Son dakikaya kadar bekler. Mesela düğünü vardır. Sonuç gün, bir hafta kalalı gelir der ki benim yüzüme mucize yarat. Mucize bir sonuç bekliyor aslında danışanlar. Yani hani aslında bu bir süreçte bir emek. Tabii ki bir emek. Evet. Saçınızın dibini bir kere mi boyatıyorsunuz? Hayır değil mi? Her ay düzenli boyatıyorsunuz. Çünkü doğru. Artık içeriden başlamış yaşlanma. Onun için dışarıdan da efendim bu uygulamaları ayda bir düzenli olarak yaptırırsanız 50 yaşına geldiğinde 40 gösterirsiniz diye düşünüyorum. Oh be ne güzel evet. Konuşuyorsun. Vallahi öyle. 10 yaş diyorsun. 10 yaş direkt. Ama bakmak çok önemli doğru. Bunların hepsini tabii sağlıklı yaşamla da doğru orantılı. Yani çok sağlıksız hayatlara çok da müdahale yapamıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bol su tüketmek gerekiyor. Mutlaka spor yapmak gerekiyor. Bunun yanında bu BB'lerin, koruyucu kremlerin kullanılması lazım. Şeyimle bir arayın. Şeyimden bir enteresan bir ikna kabiliyeti de var. Ya size her an her şeyden vazgeçirebilir, her şeyi yaptırabilir. Evet. Ya bana zaten çok soruyorlar. Hayır bekarım ben. Ondan güzelsin. Sen ne atıyorsun? Aşk olsun ya. Sen de güzelsin. Ben sen de bekarsın. Hayır bekar. Kadın evli çok bir güzel. Bir doğur da görelim. Üç tane doğur üç da görelim. Üç tane doğurmuş var ama bak burada fıstık ella. İki tane de burada efendim. Bir şey söyleyeyim yalnız. Bu cille bakmak en önemli şey de lütfen az makyaj yapın. Özellikle genç kızlara söylüyorum. Lütfen az bugün makyaj yapın. Bugün ben bu mesajı veremeyecek yani kadar çok makyajlı. Yani en önemli şey cildinize temiz bakmanız, cildinize güzel bakmanız ve ne olursa olsun az makyaj yapmanız. Az makyaj. Makyajla uyumayın. Sakın. Kesinlikle. Sakın. Cilt bakım rutinlerimizi mutlaka şey. Yerine getiriyoruz. Evet. Şimdi bakmayın biz burada böyle rujumuzu sürüyoruz aldığımız ama hiçbirimiz özel yaşantılarımızda nefret asla ediyoruz makyaj ya. Yapmıyoruz yani. Evet. Bir en fazla BB kremi. BB. Vazgeçilmezimiz BB. Ben onu yani. Bile sürmüyorum. Bir de bu güneş koruyucuların gerçekten 12 ay kullanılması lazım. Öyleymiş evet. Yani telefonun ışığı bile çünkü aslında. Eczanelerde kaldırılıyor ya. Çok üzülüyorum. Ben. Tabii bu stüdyo ışıkları, güneş o sobalar olsun. Var ya sobalardan, güneşten mutlaka kendimizi ekran başındaki sevgili izleyiciler 12 ay boyunca korumamız gerekiyor ki cildimiz her zaman bereksiz olsun. Sadece yüzümüz de değil, yüz, boyun, eller. Hepsi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bugün aslında ederim. Özel bir güne denk geldim. Evet. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Hep birlikte andık programın başında ama giderken de programı ve haftayı kapatırken de analım ki Ulu Önder Atatürk'ün bize armağan ettiği bugün kutlu olsun efendim. Bayramımız kutlu olsun. Gençler gençlerin bizde gençlerin.